Evet, herkese merhabalar. Türk İmmünoloji Derneği'nin düzenlediği COVID-19 İmmünoloji Aydınlatıyor seminerlerinin ikincisine hoş geldiniz. Öncelikle 100. yılını coşkuyla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. İkinci olarak da bugün Ramazan'ın ilk günü, hayırlı Ramazanlar diliyor. Ramazan ayı sonunda içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinin daha iyiye gittiği güzel bir bayram sevinci yaşamak dileğiyle bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Bugünkü konumuz bildiğiniz gibi aşı, özellikle COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar ya da geliştirilmeye çalışılan aşılar diyelim. Bu konuda üç tecrübeli ve bu alanda çalışan üç sevgili hocamız var. İlk konuşmacımız COVID-19'da aşı çalışmalarından bahsedecek bize. Daha sonra ikinci konuşmacımız antikora bağlı alevlenmeye rağmen aşı geliştirme çabalarından bahsedecek. Son konuşmacımız ise Türkiye'de eğer ya da dünyada herhangi bir COVID'e karşı aşı geliştirilemezse nasıl korunuruz sorusunun cevabını bizlerle paylaşacak. Her konuşmacının sonunda soruları sizlerden alıp konuşmacılarımızla cevaplamaya çalışacağız. En sonunda da hep beraber tekrardan sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sadece Selim hocamın saat 15'te Afrika ile başka bir telekonferansı olduğu için aramızdan ayrılacak. Biz onun yerine soruları cevaplamaya çalışacağız. Evet. Konuşmacılarımıza geçmeden önce sizlere kısaca aşının tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Aşı, bağışıklama, immünizasyon ile ilgili çalışmalara baktığımızda bu çalışmaların milattan önce 5. yüzyılda başladığını görüyoruz. O dönemlerde aşı benzeri uygulamalar yapılmış ve elde edilen gözlemler hastalıkların oluşmadan önlenmesi ya da hastalıkların hafifletilmesi yönünde olmuştur. Osmanlı döneminde ise 1670'li yıllarda Osmanlı tüccarları da bu uygulamayı yapmaya başlamışlar. Girişimlerde bulunmuşlar fakat başarısız oldukları için vakalardan dolayı uygulamalar vazgeçilmiştir. Baktığımızda aşının gelişmesine ilk olarak çiçek hastalığında görüyoruz ki çiçek hastalığının kurumuş deri lezyonlarından kalkan kabuklarının inhale edilmesi, solunum yoluyla alınması ya da hastalığı geçirenlerin lezyonlarından alınan materyallerin, örneklerin sağlam kişilerin çizilen derilerine bulaştırılması sonucunda hastalığın hafif gittiği veya oluşmadığı gözlenmiş. Nerelerde? Çin'de, Batı Asya'da ve Türkiye'de bu işlemler gözleniyor ve buna o dönemde variolasyon adı verilmiş. Bu uygulamalar döneminde İstanbul Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Wortley Montagu o dönemler İstanbul'da bulunuyormuş ve kardeşini çiçek hastalığından kaybettiği, kendisi de çiçek hastalığını geçirdiği için buradaki uygulamaları çok yakından takip ederek İngiltere'ye bu konuda bilgi vermiş ve İngiltere'de bununla ilgili uygulamalar başlamış. Uygulamalara bakıldığında ölmek üzere olan mahkumlara 6 kişi de deneme yapıldığını görüyoruz ve mahkumların ölmediği, hastalık gelişmediği görülmüş ve bunun üzerine kraliyet ailesi içerisinde de aşı uygulamaları başlamış. Kralın torununa ve kraliyet ailesindeki diğer kişilere de yapılıp başarı sonuçları elde edince 1740'lı yıllardan sonra bu yöntem uygulanmaya başlanmış. Burada gördüğümüz gibi Lady Montagu İstanbul'da bu gördüğü gözlemlerini ölümünden sonra yayınladığı mektuplarında İstanbul'da çiçek hastalığına karşı aşı denilen bir şey yapıyor diye ifade etmekte ve bu mektup belgede aşı yapımına karşı ilk belge olarak literatüre geçmiş durumda.
Bundan sonra tabii ki aşı çalışmaları İngiltere'de çok hızlandı ve 1796 yılında bildiğimiz gibi ilk çiçek aşısı Edward Jenner tarafından üretildi, kullanıma başlandı ve böylece modern teknolojinin de gelişmesi sağlanmış oldu. Tabii Osmanlı döneminde aşının başlaması bizler için de çok önemli. Çiçek aşısının Osmanlılarda kullanımının 250. yıl anısına rahmetli Profesör Doktor Sülhey Ünver 1967'de bu gördüğünüz posta pulunu resmetmiştir. Bu posta pulu aynı zamanda Türk İmmünoloji Derneği dergisinin de amblemi olarak kullanılmıştır ve kullanılmaktadır. Daha sonraki çalışmalara baktığımızda Louis Pasteur kuduz aşısını 1885 yılında ikinci aşıyı geliştirdiğini görüyoruz. Bu dönemde 1886'da Mektebi Tıbbi Askeriye Şahane kuruluyor ve buradaki dahiliye kliniği şefi ve ekibi Paris'e eğitime gönderiliyor ve 1887 yılında İstanbul Darülkelp Ameliyathanesi'nde kuduz aşısı üretimine ve kullanımına başlanıyor. Daha sonra ise bakteriyoloji hane kuruluyor 1892'de ve sırayla gördüğünüz gibi difteri, sığır vebası ve vebası ve kızıl serumları veteriner hekim Mustafa Adil tarafından üretilip kullanılmaya başlanıyor. Yine BSC aşısı 1927 yılında Türkiye'de üretilmiş ve gördüğünüz gibi prospektüsü burada yer almakta. Takibinde tetanoz ve difteri, kuduz serumu, tifüs aşısı ve akrep serumu üretilerek kullanıma başlanmış ülkemizde de. Tabii tüm bu gelişmelerin ilerlemesinde Hıssıhhan Enstitüsü'nün 1928 yılında kurulması, 1983 yılında da Refik Saydam Hıssıhhan Merkezi Başkanlığı olarak devam etmesi çalışmalarına çok önemli rol oynamakta. Neden bağışıklama, niçin önemli? Neden? Çünkü enfeksiyonların yayılımı, enfeksiyonlar nedeniyle hastanede yatış, iş gücü kaybı, morbidite, mortalite, ekonomik kayıp ve daha sayabileceğimiz birçok noktada azalmaya neden olduğu için bağışıklama, aşı bizim için çok önemli. Gerek çocuklarda aşı çok önemli, gerekse büyüklerde çok önemli ama COVID pandemisi esnasında son duyurularda UNICEF'in pandemi nedeniyle 23 ülkede 78 milyon çocuk için aşı kampanyalarının durdurulduğunu, 37 ülkede yaşayan 117 milyon çocuğun aşılanmama riski olduğunu duyurdu. Bu çok önemli. Neden? Çünkü COVID-19 sonrasında aşı ile önlenebilen çocuk enfeksiyon hastalıklarının yayılma olasılığında eğer aşılama olmazsa artacağını söyleyebiliriz. Onun için her şeyden önce sağlık ve sağlıkta da aşının önemli olduğunu hatırlatarak çocuk aşılamalarının bu dönemde unutulmamasını tavsiye ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz koronavirüs aşılarıydı. Koronavirüs aşısı önemli çünkü ya tedavi edeceğiz, ajan bulacağız ya da aşı bulacağız bu pandemiden kurtulmak için. Aşıların en önemli özelliği bildiğimiz gibi kalıcı bağışıklık sağlaması. Onun için de ülkemizde birçok alanda çalışmalar devam ediyor. Bugün bu alanda konuşacak üç sevgili hocam Profesör Doktor Selim Badur, Profesör Doktor Mayda Gürsel ve Profesör Doktor İhsan Gürsel. Gürsel çifti bizimle birlikte olacak. İlk konuşmacımız Profesör Doktor Selim Badur. Kısaca Selim Badur hakkında bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor Selim Badur tıbbi mikrobiyoloji dalında doktorasını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde almış. 1982-84 ve 1993-95 yılları arasında Paris Pasteur Enstitüsü'nde araştırıcı olarak görev yapmıştır. 1996-98 yıllarında Güney Paris Tıp Fakültesi Hôpital Kremlin Bicêtre Hastanesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış olan Badur, Fransız Bilim Akademisi üyesi olup Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatitis Prevention Board yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş. Ayrıca aynı kuruluşun Global Hepatitis Network Komisyonu ve European Scientists Working of Influenza grubu üyeliğinde görev almıştır. Doktor Badur 1980 yılında çalışmaya başladığı 1995 ve 2015 yılları arasında viroloji ve temel immünoloji bilim dalı başkanlığını yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi'nde
2000-2015 döneminde Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Referans Laboratuvarı'nın yürütücülük görevini gerçekleştirmiş. 2009-2017 yılları arasında ise Galatasaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde tıbbi çeviri dersleri vermiştir. Doktor Badur AIDS Savaşım Derneği Başkanlığı, kurucu üyesi olduğu Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Viral hepatitler, influenza aşılar ve viral patojeniz konuları başta olmak üzere mikrobiyolojinin farklı alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olan Doktor Badur, aynı zamanda 2013-17 yılları arasında da Nature Series dergisi hakem kurulunda görev almıştır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi Komisyonu ve Cinsel Temasla Buluşan Hastalıklar Grubu üyeliğinde bulunan Doktor Badur, 2015 yılında üniversitedeki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi görevinden ayrılarak GSK aşı kuruluşunda gelişmekte olan ülkeler aşı bilimsel danışmanı olarak çalışmaya başlamıştır. CV'si çok uzun. Kendisine sözü bırakmak istiyorum. COVID-19'da son aşı çalışmaları ile ilgili bize bilgi verecek. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkürler Günnur. Herkese merhaba. Çok teşekkür ederim davetiniz için ve bu organizasyon için sağ olun. Üstelik Sayın Yıldız Camcıoğlu'nun da uyarısıyla söylemem lazım. Dünden itibaren dünya bağışıklama haftasına girdik. O nedenle bu konunun seçimi de gayet uygun oldu. Tekrar teşekkür ederim bütün organizasyon komitesine ve emeği geçenlere. Şimdi aslında ben benden sonra söz alacak olan hem sevgili Mayda hem sevgili İhsan'ın bilimsel çalışmalarını özetleyecekleri konuşmalarından önce bir giriş konuşması gibi lütfen kabul edin benim konuşmamı. Konunun önemini biliyoruz ama bu arada da birçok olumlu ve olumsuz haber var. Başlayalı bu sorun başlayalı 4 ay oldu. Yeni bir etkenle karşı karşıyayız. Çok sayıda yayın var. Bu sabah PubMed'de COVID-19'a tıkladığımızda 6502 tane yayın vardı. Birçoğu henüz hakem denetiminden geçmemiş ve çok çelişkili sonuçların da olduğu yayınlar. Bu arada mikroorganizmanın virüsün alışılagelenin dışında bazı özellikleri saptanıyor. Bunlara sunum içinde birkaç örnek vermeye çalışacağım. Yanıt bekleyen birçok soru var. Süratli yayın söz konusu. Aşıya acilen gereksinim var. Ama öncelik aşı da mı? Yaklaşık bir haftadır bu tartışılıyor aslında bilim dünyasında. Yeni konu, alışılmışın dışında bir takım aşı hazırlama girişimleri, yaklaşımları gerekiyor. Alınan önlemlerin hafifletilmesi bilimsel mi, ekonomik kaygılardan mı? Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri ile bir toplantıda orada yaşayan bir ve görev yapan bir Türk hekim. Ön seçimler nedeniyle Wisconsin'de insanlar gidip valiye itirazlar olmuş. Hani posta ve internet kanalıyla oy kullanalım diye. Hayır demiş. Herkes gidip oyunu kullanacak. Ve seçim bittikten 2 gün sonra çok ciddi bir yayılım tekrar gözlenmiş. Bu kısıtlamaların açılmasından sonra tekrar yeniden bir takım alevlenmeler olabilir. Bunu unutmamak lazım. Nitekim bir takım bilim insanları ikinci dalgadan bahsetmekteler. Konuma başlarken June Almeida'nın bir merhaba demek istedim. Kendisi 1930 Glasgow doğumlu bir kişi. Ailesinin bir takım olanaksızlıkları nedeniyle 17 yaşında eğitimine ara veriyor ve bir histopatoloji laboratuvarında elektron mikroskopunda çalışmaya başlıyor. Uzun öyküsüne değmeyeceğim ama daha sonra bir ara Kanada'da, sonra tekrar İngiltere'ye dönüp İngiltere'de görev yapan June Almeida, elektron mikroskopisinde ilk kez koronavirüsleri gösteren kişi. Ona buradan bir merhaba diyelim. Ve Almeida'nın bugün bütün viroloji textbooklarında elektron mikroskopisini klinik viroloji alanında kullanan yeni teknikler geliştiren bir kişi olarak belirtildiğine bahsetmekte yarar var. Şimdi koronavirüsler nedir? Bu geçen haftaki toplantılardan çok kısa bir özet yapıp esas konuma geçeceğim. Biliyoruz ki klasik olarak 2000'li yıllara kadar 4 tane, slide'de isimlerini gördünüz, 4 tane koronavirüs vardı ve bunlar özellikle çocuklarda genellikle üst ya da üst-alt solunum yollarında hafif seyreden enfeksiyonlara yol açıyordu. Ama 2000 yılından sonra önce SARS sonra da MERS gibi iki daha ölümcül, mortalitesi yüksek patoloji ortaya çıktı. Hocam bugün araya giriyorum. Slaytlarınızı paylaşabilir misiniz? Onları görmüyoruz. Nasıl slaytlarımı paylaşabilir miyim? Share screen.
Ekran paylaşmadan paylaşmamız gerekiyor hocam. Bir saniye. Evet, geliyor. Slide'larınızı açabilirsiniz şimdi. PowerPoint'i. Göründü mü? Göründü. En başta ilk slide'a gidip full screen yaparsanız oradan devam edebilirsiniz. Evet, buyurun hocam, görüyoruz şu anda. Peki, buradan devam edeyim isterseniz. Bu görünüyor değil mi? Şimdiki bir sorun yok herhalde. Evet hocam, görünüyor. Tamam. Teşekkür ederim ve özür dilerim bu aksaklık için. Bu slaytı göstermemin nedeni genellikle yarasalardan bulaşan koronavirüs enfeksiyonlarından bahsediyor. Aslında yarasadan direkt olarak insana hiçbirisi bulaşmamıştır. Koronavirüsler daha çok yarasaları konak, asıl konak olarak kullanılır ama ara rezervuar olarak slide'de gördüğümüz dev ve farklı büyükbaş hayvanlar ya da pangolin gibi bazı tür kediler gibi hayvanlara etkeni bulaştırıp oradan insanlara geçtiğini biliyoruz. Yapısına bakınca virüsün hiç ayrıntısına girmeyeceğim. Sadece aşı için önemli olan bu spike proteinini dış yüzeyde yer alan homodimer bir yapıyı vurgulamamda yarar var. Nötralizan antikorların hedefi. Bunun dışında membran, envelop ve nükleokapsit yapıları da yer almakta. Spike proteinin nasıl bağlandığını ve hedefi olan bu angiotensin converting enzim 2'ye nasıl mekanizmasına değinmeyeceğim fazla. Bunu neden gösteriyorum peki? Bu bütün hani çeşitli enzimlerin parçalamasıyla birlikte virüsün hücre içine girişi konusuna değinmeyeceğim. Sadece vurgulamak istediğim bu reseptörün slide'de gördüğümüz çok fazla sayıda hücre ve dokularda yer aldığı ve slide'ın sağ tarafında yine görüyoruz. Sadece akciğerleri tutmuyor. Bu reseptörün bulunduğu farklı sistem organlarında da karaciğerden böbreklere, bağırsaklardan beyine, gözden buruna kadar çok farklı bölgelere yerleşiyor. İşte bu virüsün diğer virüslerden alışılagelmişin dışında özellikleri var derken bunu kastetmiştim. Herhangi bir solunum yollarının enfeksiyona etkeni olan virüsten farklı bir özellik taşıyor. Tanıda altın standart olarak PCR kullanıldığını biliyoruz ama PCR bizim bildiğimiz bir PCR sonucu vermiyor. Şunu demek istiyorum, özgürlüğü olsun, duyarlı olsun. Diğer PCR yöntemini kullandığımız zaman elde ettiğimiz başarıyla paralel gitmiyor. Örneğin gerçek hem klinik hem de tomografi bulguları ile gerçek COVID-19 tanısı alan olguların ancak %63'ünde bronkoalveolar lavajda pozitiflik saptanıyor. Bunun dışında balgamda %72, dışkıda %29, biraz önce Mayda ile konuşuyorduk, tükürük örneklerinde pozitiflik saptanıyor. Ancak unutmamamız gereken bir nokta var. Bu PCR pozitifliği gerçek olguların 1/3'ünde negatif sonuç vermekte. Bu nedenle sadece Türkiye'de değil birçok ülkede hani olgu ve kaybedilen hasta sayısı bildirilirken PCR pozitifliğe dayanarak sayı verdiğimiz için bu bilgi göz ardı edilmemeli. Bu PCR pozitifliği ağır olgularda viral yük diğer olgulardan, asemptomatik olgulardan yaklaşık 60 kat daha fazla bu real time PCR yönteminde. Hafif olgulardan %90'ında ise 10. günde negatifleşiyor. Ağır olgularda pozitif kalmaya devam ediyor. Burada sadece vurgulamak, altını çizmek istediğim nokta PCR'ın her zaman pozitif sonuç vermediği ve bu konuda yorum yaparken dikkatli olunması gerektiği. Antikor saptama yönünden baktığımızda N ve S proteinlerini kullanarak gerçekleştiren ELISA çalışmalarında slide'da görüyoruz IgM, IgA ve IgG'nin ne oranlarda pozitif bulunduğu hemen unutmadan belirtmekte
var. Bu ELISA testi, yani antikor saptayan ELISA testleri, bir seroprevalans çalışmasında değerli, ancak tanıya gitmek için bu testten yararlanmanın herhangi bir anlamı olmadığını belirteyim. Burada olgu fatalite oranları var. Slide'da dördüncü kolonda farklı ülkelerdeki oranlar. Bunu buraya değmeyeceğim, yani epidemiolojiyi anlatmak niyetine değilim, ama sadece bahsetmek istediğim farklı ve çelişkili bulgular derken buna bir örnek olarak gördüğünüz slide'ı getirmek istedim. Bakın, İtalya'da %12.8, buna karşı Güney Kore'de ölüm oranları %2. Bu farklılık ülkelerin sağlık sisteminden ve hastalıktan etkilenen, o ülkedeki yaş grubundan kaynaklanan, ama bir standartizasyon bu hastalığın case fatality rate şudur diye belirlemek mümkün değil. Arada oldukça farklı sonuçlar var, bunu unutmamak lazım. Makaklarda yapılan bir çalışma kısa bir süre önce Bao ve arkadaşları tarafından yayınlandı. Önce hazırladıkları bir viral süspansiyon ile bağışıkladıkları deney hayvanlarına belirli bir süre sonra virüsü verdiklerinde SARS-CoV enfeksiyonu sırasında iyileşen ve daha sonra nötralizan antikor oluşturan maymunlarda aynı suç ile yeniden enfekte olmadıkları görüldü ki bu bulgu, hani aşı çalışmalarına önemli bir ışık tutması mümkün olan bir çalışma. Ancak ne yazık ki insanlarda bu şekilde olmuyor. Buna ait bazı soru işaretleri bulunmakta. Patogenezini geçen hafta ayrıntılı dinledik. Onun için çok fazla değinmeyeceğim. Sadece aşırı bir sitokin salgılanması ve çok fazla immünokompetan hücre aktivasyonu olduğunu unutmayalım. Bir de hastalığın seyrinde farklı parametreler var. Slide'ın sol tarafında viral sekans, virüsün sekans özellikleri ve replikasyon oranları hastalık tablosunun hafif ya da ağır seyretmesini etkilediği gibi, slide'ın sağ tarafında gördüğümüz bakteri koenfeksiyonlarının varlığı ya da solunum yolları mikrobiyotasının ya da slide'ın altında gördüğümüz konağın genetik özellikleri ve çevresel faktörlerin, örneğin hava kirliliği gibi çevresel faktörlerin oluşacak hastalık tablosunun seyrinde önemli dış faktör olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Şimdi önemli olan, ben Mayda ve İhsan'a sözü bırakmadan şu aşılar konusunda söylemek istediğim bazı noktaları vurgulayayım. Bir kere Günnur çok güzel anlattı aşıların enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve kontrolündeki yerini. Ve bu nedenle de aşıya karşı, aşı için acil bir gereksinim olduğu yatsınmaz bir gerçek. Ancak bu enfeksiyonun önemli özelliği, geçen hafta Cezmi de değinmişti. Hani virüsün virülansından çok inflamatuar hasar ve inflamatuar abartılı yanıt önemli. Bu dikkate alınmalı. Hani aşı hazırlanırken acaba bu özellik göz ardı edilmemeli mi? Bu soru sorulmalı. Acaba klasik olarak viral enfeksiyonlardan korunmada etkili olan nötralizan antikorların COVID-19 olgularında durumu nedir? Çok çelişkili bulgular yayınlanmakta. Titre nedir? Kalıcılık ne kadar süre antikor varlığı söz konusudur? Bunlar önemli. Evet, spike proteini en önemli antijen için, aşı için immünojen, ama bunun optimizasyonu gerekli. Ve aşı çalışmalarında daha önceden gerçekleştirilen SARS ve MERS aşı çalışmaları bize ışık tutacak. Ancak bu çalışmalar sırasında birçoğunuzun bildiği gibi hayvan deneylerinde sorunlar yaşandı. Daha insan deneylerine, çalışmalarına geçilmeden akciğerde sorun olduğu, özellikle eozinofilik immünopatoloji, abartılı bir tip 2 yanıt ve yetersiz tip 1 yanıt göründüğü, antikor titresinin düşük olduğu ve abartılı bir takım sitokin sentezinin ortaya çıktığı biliniyor. Kısacası SARS ve MERS aşı çalışmaları COVID-19 aşı çalışmaları için ışık tutacak diyoruz, ama oradaki sorunlar göz ardı edilmemeli ve bunlar unutulmadan yeni bir takım stratejiler geliştirilmeli. Şimdi geçen haftanın bulguları, faz 1 çalışmasında 5 tane çalışma olduğunu biliyorum. Bu 5 çalışmanın özelliklerini burada görüyoruz. Özellikle adenovirüslerin viral vektör olarak kullanıldığı ve RNA platformlarının kullanıldığı aşı çalışmaları ön planda. Bunlar faz 1 aşamasına geçen aşı çalışmaları ve bir dizi başka aşı çalışması var. Farklı yöntemlerle yaklaşan çalışmalar, sanıyorum sayıları 80'i geçti. Bunların içinde en önemlisi protein subunit aşıları ve RNA aşıları. Bu RNA aşılarına birazdan değinmeye çalışacağım. Şimdi olası immünojen, en olası aday spike proteini dedim. Slide'de şematik olarak spike proteini ve onun reseptörüne bağlanma şekli görülmekte ve antikorlar da bu bağlanmayı nötralize ederek enfeksiyonu engellemekte. İlki olarak
bu mekanizma ön planda. Ama ben şimdiki konuşmamı üç farklı gelişmeye değinerek sürdürmek istiyorum. Birincisi aşı eldesinde antijene ait yapılan çalışmaların ana hatları. Bir kere aşı eldesinde birçok virüs enfeksiyonunda biliyoruz ki bir takım antijenler, yüzey antijenleri kullanılmakta. Ancak sentezlenen ya da elde edilen, saflaştırılan antijenler her zaman istendiği gibi, istenen özellikle antikor havuzu oluşturmuyorlar. Bazı antikorlar bir işe yaramıyor çünkü virüsün bu yüzey antijenlerinin arasında bir takım değişimler aşı hazırlanırken bu değişimler oluyor. İşte bunu, bu sorunu gidermek için Queensland Üniversitesi moleküler clamp yöntemini kullandı ve stabilize etti antijenleri. Bu şekilde uniform bir antikor havuzu sentezi elde edildi. Aslında bu moleküler clamp yönteminin yeni bir yöntem olmadığını, bu yöntemin daha önce influenza, RSV gibi çeşitli aşı çalışmalarında kullanıldığını biliyoruz. Yani kitlemek ve antijeni sabit tutma çalışması. İkincisi, yöntem olarak biz neyi kullanıyoruz, kullanıldığını görüyoruz. Slide'da aşı teknolojisindeki patlamayı, 1930'lardaki o ampirik yöntemlerden işte 80'li yıllara gelindiğinde ilk rekombinant DNA aşısı, hepatit B aşısının kullanımını, sonra glikokonjugasyon, reverse vaksinoloji gibi aslında ete kemiğe bürünmüş yeni teknolojileri görmekteyiz. Ama bunların dışında elbette yapısal vaksinoloji ya da diğer yöntemler henüz kuramsal aşamada da olsa ümit veren, ümit vaat eden yeni teknikler olarak kayıtlara geçmekte. Şimdi bir platform teknolojisinden bahsedilmekte. Nedir bu platform teknolojisi? Daha doğrusu ne sağlar, avantajları, kullanımda özellikleri nelerdir? Bu Coalition for Epidemic Preparedness Innovation grubu, CEPI, 23 Ocak'ta DNA-RNA aşıları ve moleküler clamping'in ön planda olacağını söyledi ve RNA-DNA aşılarının kültürde etkenin çoğaltılmasını gerektirmediğinden hızlı aşı geliştirme teknoloji olarak belirli bir üstünlüğü olduğunu belirtti. Nitekim salgınların hazırlanmasında önemi var bu platform teknolojisinin, ama çizginin altında görüyorsunuz, maliyetin düşmesine ve üretim süresinin çok kısalmasına yol açması en büyük iki avantaj. Viral aşılar için platform örnekleri dediğimiz zaman iki grupta biz yaklaşımları görmekteyiz. Bir kısmı viral vektörlerin kullanımı, diğeri ise üzerinde daha fazla durmak istediğim sentetik aşılar. Bu sentetik aşılarda da RNA ve DNA aşılarını görüyoruz. Tek bir slide'ı viral vektörler konusunda göstermeme izin verin. Bugün de gündemde olan adenovirüs vektörleri aşı geliştirmesinde önemli araçlar. Bunların bir takım avantajları var. İşte iyi bilinen genom yapısı, replikasyonun kolayca engellenmesi, konak hücre genomuna entegre olmaması gibi bu vektörlerin kullanımı birer avantaj. Buna karşılık bir takım olumsuzlukları da var. İşte aşılama sonrası vektöre karşı immünitenin gelişmesi, antijen boyutunun kısıtlı olması, antijen ekspresyonu değişken olması gibi bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmekte. Ama bütün bu olumlu olumsuz özellikler dengelenerek COVID-19 içinde adenovirüs vektörlerinin kullanıldığı çalışmalar sürmekte. RNA aşılarını özellikle vurgu yapmak istiyorum. Obama döneminde biyoterörizm riskine ve ortaya çıkan yeni bir takım enfeksiyon hastalıkları tehdidine karşı süratle ve etkili yeni aşı geliştirme yöntemleri çağrısında bulunmuştu Obama. Ve o sırada işte bu platformlar içinde messenger RNA'nın kullanımı gündeme geldi. Aslında RNA temelli aşıların DNA temelli aşılara oranla bir takım avantajları var. Doğrudan sitoplazmaya uygulanarak protein sentezlerini kolaylaştırması, antivektör sorununun olmaması gibi, konak genomuna entegrasyon sorununun bulunmaması. Bunlar büyük avantajlar. İki farklı tip RNA aşısı var. Küçük, yani amplifiye olmayan messenger RNA, ya da daha geniş olan self, kendi kendine, kendiliğinden amplifiye olan messenger RNA. Kısaca bunlara baktığımız zaman sağ tarafta konvansiyonel, klasik messenger RNA aşısı, burada az sayıda maviyle gösterilen antijenin üretildiğini, buna karşılık SAM teknolojisiyle üretilen antijen miktarının, o mavi şekilde gösterilen antijen miktarının çok fazla olduğunu görmekteyiz. Bu konuya ya da üretim teknolojisine fazla değinmek istemiyorum. SAM teknolojisi, DNA kalıbı kullanılarak enzimatik yoldan RNA'nın sentezlenmesi, RNA'nın konak hücre sitoplazmasına yerleştirilmesi,
etmesi ve aşılananlarda RNA'nın kendisi amplifiye olduğu için aşı antijenlerin ekspresyonuna başlatması. Bu tabii çok büyük bir avantaj. Hem süreyi çok kısaltıyor hem de teknolojik kolaylık sağlıyor. Nitekim hücre kültürü, karmaşık saflaştırma aşamaları ve yeni alet donanımı gerektirmemesi, verim miktarının yüksek olması, ucuz olması ve sonuçta 6 saatte yüksek oranda saf RNA üretiminin mümkün olması. Bunlar RNA kullanıma hazır hale gelene kadar geçen ama birer avantaj olan süreçler. Tek bir örnekle burayı da bitireyim. Bakın H7N9 influenza salgını olursa eğer, bu kısaca SAM aşısı denilen self-amplifiye RNA aşılarında, eğer birinci gün H7N9 virüsünün sekanslaması yapılırsa 8. günde siz aşıyı elde edebiliyorsunuz. Bu süreyi ne kadar kısalttığını göstermek için bir örnek. Bugün SAM teknolojisinin preklinik aşamadaki çalışmalarına baktığımızda zaten sol tarafında ne kadar fazla RNA aşısını görüyorsunuz. İmmünojenitelerinin oldukça yüksek olduğu ve korumalarında çalışılan örneklerde çok fazla olduğunu görmekteyiz. Bunlar hayvan deneyleri sonuçları. Bir de son değineceğim nokta Mayda ve İhsan'ın da üzerinde çalıştıkları sanıyorum adjuvan konusu. Nedir bu adjuvanda yenilik ya da bu COVID-19 aşılarında adjuvanlara ait herhangi bir yenilik var mı? Müsaadenizle bir de ona bahsedeyim, bir bitireyim konuşmamı. Bugün biliyoruz ki mikroorganizmaların yapısında bir savunma uyarıcıları var. Yani bunlar intrinsik immün yanıt uyarıcıları. Bir de antijen kısmı var, edinsel immün yanıtı yönlendiren. Şimdi biz adjuvan dediğimiz zaman bu ilk bir önceki slide'de gördüğümüz intrinsik immün yanıt uyarıcılarını onları çıkartıp yerine adjuvanları koyduğumuzda bu doğal savunma sistemini adjuvanlar aracılığıyla uyarabiliyoruz ve antijenlerin de edinsel immün yanıtı yani ikinci aşamada gelen yanıt uyarısını ortaya çıkarttığını biliyoruz. Bu aslında adjuvanların etki mekanizmalarının kabaca bir özeti. Bugün biliyoruz ki sadece adjuvan immünojeni bir yerde depo ederek uzun soluklu immün sistem uyarısı yapmıyor. Bugün doğal bağışıklık hücrelerinin göçünü arttırması, lenf nodüllerinde aktive antijen sunan hücrelerin göç oranını arttırması, antijenin antijen sunan hücrelerle alınışı arttırması gibi bütün o immün yanıtın farklı aşamalarında, farklı kademelerinde devreye girdiğini ve etkili olduğunu biliyoruz. Adjuvan teknolojisindeki yeni yaklaşım, slide'ın sol tarafında görülen klasik adjuvanlar, immunoenhancer denilen farklı yapılar ve bunların bir araya gelmesiyle yani kombine aşıların, kombine adjuvanların kullanımı ile yeni bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Nitekim AS03 bugün hazırlanmakta olan COVID-19 aşılarının bir tanesinde adjuvan olarak kullanılacak bir aday adjuvan olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası bu yeni yaklaşımlara baktığımızda benim değinmediğim biyokonjugasyon, viral vektörler, sentetik biyoloji, yapısal vaksinoloji gibi bütün bu yöntemler arasında hepsinin daha etkili aşı, daha hızlı aşı elde etme, daha basit bir üretim yöntemi gibi farklı açılardan değerlendirildiğinde ortada görülen sentetik biyoloji yani onun örneği olarak RNA aşılarının bütün sorulara yanıt veren önemli bir gelişme olduğunu görmekteyiz. SARS-CoV aşıları için daha somut ve kendi yaptıkları çalışmaları tanımlayacak olan Mayda ve İhsan'a sözü bırakacağım. Tabii şu soruları aslında ben kendilerinden de bekliyorum. İmmünite gelişiyor mu? Gelişiyorsa ne oranda ve kimde? Çünkü bazı yayınlarda iyileşen ve PCR negatifleşen bireylerin geri döndüklerini hastaneye acaba gördük yayınlandığını. Acaba bu insanlar bağışıklanmıyorlar mı? Ya da bildiğimiz oluşan antikorlar koruyucu değil mi sorusunun bir yanıtı ortaya çıkmalı. Hangi tip aşı yanıtı önemli? Mutasyon olma olasılığı bu bir RNA virüsü. Şimdiye kadar önemli bir mutasyon saptanmadı ama mutasyon olma olasılığına karşılık aşı yaklaşımları ne şekilde olmalı? Aşının etkinliği nasıl anlaşılacak? Tabii bu güvenilirlik ve etik açıdan insan deneylerindeki yaklaşım ne olacağı tartışılmalı. Bitirirken şu iki cümleyi etmeme lütfen izin verin. Bütün bunlar başımıza geldi. Nereden çıktı? Bu bir laboratuvarda mı üretildi? Laboratuvardan mı çıktı? Yapay bir virüs mü? Bunları bir kenara bırakalım. Bütün bu komplo teorilerini sadece ülkemizde değil dünyada da gezen bu dedikodu tarzı haberlere itibar etmeyelim. Ama özellikle bu neoliberal politikalar sonucunda her şeyin biraz daha fazla para kazanmak, biraz daha kar getirmek için yapılan bütün o
ekolojik dengeyi bozan ve doğa dengesine hiç gale almayan, dikkate almayan yaklaşımlar bize bu enfeksiyon hastalıklarını, sorununu beraberinde getirdi. Birçok koronavirüsün insan türüne atlamak için yarasalarda, kemiricilerde, primatlarda hazır beklemekte olduğunu biliyoruz. Burada gördüğümüz gibi siz doğayı mahvederseniz ve ormanları yıkarsanız oradaki birçok konak, ara konak, vektör şehirlere ve insanlara atlayıp taşıdıkları virüsleri, bakterileri ve diğer mikroorganizmaları taşıyacaklardır. COVID-19'da beraber biz Pandora'nın kutusunun açıldığını söyleyebiliriz. Gelecekte bize başka pandemilerin beklediğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmalı. Bu slide son slide'ım. İhsan'ın konuşmasının başlığı Türkiye'de COVID-19'a karşı etkili bir aşı geliştirmezsek nasıl korunacağımız. Bunu Üstad Sako Nidaye söylemiş. Paris'te metro çıkışında el ilanı dağıtırlar. Bu Afrikalı bir takım büyücüler diyeyim. Burada görüyorsunuz baş ağrısından aşk sorunlarına, cinsel sorunlardan lotoda ya da at yarışlarında kazanma konusuna kadar, hatta telepatiyle uzaktan bozuk bilgisayarınızı düzeltmeye kadar birçok konuda yardımcı olacakmış Sako Nidaye. En sonunda da ama kendisinin çok önemli bir koronavirüs uzmanı olduğunu yazmış kart vizitine, elden dağıttığı bu el ilanlarına. İhsan, eğer siz alışı geliştiremezseniz Sako Nidaye'den yardım isteriz diye düşünüyorum. İlginize teşekkür ederim. Umarım vaktimi çok aşmadım. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum ben de Selim Hocam. Çok güzel, bilimsel yoğunluğu olan bir konuşmaydı. Çok güzel mesajlar verdiniz. Birincisi bu evde kal sloganı çok güzel ama evde kalma diye birden bir şey olmayacak herhalde. Birden sokağa çıkmayacağız. Alevlenmeler olmaması gerekli. İnsanların bunu anlaması lazım. Ama burada biz 4 günlük, 2 günlük evde kaldan sonra bile marketlerin nasıl olduğunu, insanların nasıl dışarı çıktığını görüyoruz. Yapmamız biraz zor olacak gibi hali hazırda Türkiye'de görülüyor. İkinci bir sorun, söylediğiniz gibi esasında C2 reseptörü çok fazla yerde ekspresi oluyor ama akciğerlere gidiyor burada nedense COVID-19. Bunun sorusu hala çözülmesi gerekiyor. Ve en önemlisi tabii aşı çalışmaları, söylediğiniz gibi çok hızlı gidiyor. 80 tane aşı dediniz. Çok önemli, çok farklı yöntemlerle farklı aşılar geliştiriliyor ama yine değindiğiniz gibi çok fazla sorun var hakikaten. Evet. Şimdi önümüzde inanıyorum ki çok kısa bir yol değil, çok uzun yol var aşının üretilmesi için. Birkaç tane soru var, sizle onunla paylaşmak istiyorum. Lütfen. Hocanın sorusu var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nesrin Özören. Konuşmanızda İngiltere'de ve Çin'de faz 1 aşı şeylerine başlandı dediniz. Burada aşı uygulaması direkt insanlara mı yapılıyor? Önce hayvan çalışması yapılıp sonra mı insana geçilmiş diye soruyor Nesrin. Yani tabii pandemi dönemlerinde bu H1N1'de de oldu. Bizim bildiğimiz klasik süreçler izlenmiyor ama bildiğim kadarıyla İngiltere'deki hayvan deneylerine başladı. Almanya'da bir çalışma direkt insan çalışmalarından bahsediyor ama bunlar makale haline gelmiş değil mi? Nature ya da bir takım başka dergilerin o news kısımlarındaki haberler. O nedenle biraz acele etmemek lazım herhalde. Bilmiyorum, İhsan ve Mayda belki bu konuda daha ayrıntılı bilgiye sahiptirler. Ama önce hayvan deneyleri olacağını düşünüyorum. Evet, olması gereken de olduğuna inanıyoruz ama Almanya'da da Uğur Şahin ve grubunun güzel çalışmaları var bildiğim kadarıyla. Ama ben de hayvan üzerinde denenmediğini açıkçası bilmiyorum bu başlayan çalışmaların. İkinci bir soru var. Elif Keleş, nereden olduğunu bilmiyorum. Pardon. AC2 reseptörleri yoluyla enfeksiyon olmasına, çocuklarda hastalık tablosunun olmamasına nasıl açıklıyoruz diye soruyor. Tabii bazı ülkelerde hani örneğin Çin'de özellikle 20 yaş altında ve çocuklarda enfeksiyonun daha az görüldüğü ya da daha hafif seyrettiği bildirildi ve bunun bir takım açıklamaları olduğu söylendi. Bunlardan bir tanesi AC2 reseptörünün ekspresyonunun çocuklarda daha matür olmadığı, olgunlaşmadı. Bu bir yaklaşım. Bunun dışında örneğin çocukluk çağında çok farklı o 4 tane klasik ama hafif seyreden koronavirüs enfeksiyonu geçirdiği için çocuklar bir mevsimde bu koronavirüs enfeksiyonları acaba çapraz koruma mı yapıyor sorusu veya öneri
önerisi var. Böyle bir açıklama var. Tabii o zaman buna bakarsak eğer, o zaman çocukluk çağında geçirilen koronavirüs enfeksiyonlarında oluşan ve çapraz reaksiyon nedeniyle koruduğu söylenen antikorlar uzun soluklu değil o zaman. Buna belki Maya ya da İhsan cevap verebilir. Çünkü erişkinde o antikorların kalmadığı ortaya çıkıyor o zaman. Aslında bu çok şaşırtıcı değil. Bir hepatitte ya da kızamıkta olduğu gibi çok uzun soluklu hümoral yanıt, güçlü bir hümoral yanıt solunum enfeksiyonlarında çok görülmüyor. Örneğin gripte görülmüyor, rinovirüste görülmüyor, adenovirüste görülmüyor, parainfluenza'da görülmüyor. Onun için çok şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan virüsün davranışı, neden örneğin Günür sen hedefin akciğer olduğunu söyledin. Tabii bu reseptörlerin en fazla orada ekspresi olduğunu biliyoruz. Sadece reseptörle açıklanması mümkün değil bu enfeksiyonun. Örneğin gastrointestinal sistemde de var ve dışkıdan atıldığı gösterildi ama demin de konuşurken aramızda belirtmeye çalıştım. Dışkıda siz RNA saptıyorsunuz PCR'lar. O dışkıda saptadığınız RNA acaba canlı ve replike olan bir virüsün göstergesi mi, o tartışma konusu. Bu nedenle siz atılan bir de RNA parçasını saptayabilirsiniz PCR'dan ama bu yoldan bulaş olmayabilir. Bunların hepsi soru işareti olan ve aydınlatılmamış noktalar. Aynı arkadaş acı ekip polimorfizmi acaba bakılmış mı diye soruyor. Benim bildiğim yok ama sizin bildiğiniz... Benim de bildiğim bir şey yok bu konuda. Belki İhsan ya da Mayda cevap verir. Hep onlara atıyorum topu farkındaysan. Serdar Durdağ'ı da biliyorum yapmış. ACE2 reseptör ekspresyonunun yaşa bağlı olarak lenfosit sayısı ve trained immunity'de rol oynayabileceğini söylüyor. Evet, bunlar bakılması ve sorulması, çözülmesi gereken sorular. BCG aşısı ile ilgili sorular var ama onu bir en sona bırakmak istiyorum. Tamam, İhsan'ın konusu ama ben sadece BCG aşısı konusunda hiçbir yorum yapmayacağım. Bildiğim tek bir şey var. BCG aşısının deneysel bir çalışması yok. Sadece BCG aşısı yapan ülkelerde bu enfeksiyon daha az görülüyor, yapmayan ülkelerde daha fazla görülüyor gibi bir gözlem bildirildi. Bunun da doğru olmadığını Türkiye'den biliyoruz. Ülkemizde oldukça fazla sayıda olgu var ama BCG aşısı da rutin uygulanmakta. Evet. Bu konuda eminim İhsan bir şeyler söyleyecek bizi. Çünkü hipotezi güzel bir dergide de kabul edildi. Ona da bu konuda söz vermek istiyorum. Son olarak Batu Erman'ın, Profesör Doktor Batu Erman Sabancı Üniversitesi'nden samRNA aşılarının insan genomunun %8'ini oluşturan Human Endogenous Retroviruslar tarafından DNA'ya dönüştürme imkanı değerlendiriliyor mu diye sormuş. Teşekkür ederim Batu bu sorun için. Buradan da selamlarımı iletmek istiyorum sana. Şimdi şöyle bir soru var aslında. Ben asistan olarak 80'li yılların başında İstanbul Tıp Fakültesi'ne başladığım zaman DNA aşılarından bahsedilirdi. Üniversiteden ayrıldım 20 küsur sene sonra hala DNA aşıları bahsediliyor. Hiç ete kemiğe bürünemedi o aşılar. Bu bahsettiğim SAM aşıları da ilk kez büyük olasılıkla ön deneyleri başarılı sonuç verse, ümit verse de bu COVID-19'da eğer çalışırsa belki kullanıma girecek. Elbette bu bahsettiğin sorun ile ilgili ben bir yayın bilmiyorum ama böyle bir risk olabilir mi? Bu retroviral bir takım genom bölgeleri DNA'ya dönüşebilir mi? Tabii bu teorik olarak çok olası bir durum. Teşekkür ederim. Bunu öğrenmeye çalışacağım ben de. Peki. Çok teşekkür ediyorum Selim Hocam. Ben teşekkür ederim. Sorularınızı aldık. Bir tamam. Sağ olun Gündür. Ben biraz Mayda'yı dinleyeceğim. Sonra sessizce sahneden çekileceğim. Tekrar özür dilerim. Bir Afrika bağlantım olacak. Tamam. Tekrar ilginize teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, ikinci konuşmacımız sevgili Profesör Doktor Mayda Gürsel. Mayda Gürsel ile ilgili çok kısaca bilgi vermek istiyorum size. Mayda Gürsel ODTÜ Biyolojik Bilimlerden mezun olup yüksek lisans derecesini aldıktan sonra YÖK bursu ile İngiltere'ye doktora çalışmalarını yürütmek için gidiyor ve 1995'te doktor unvanını alıyor. Daha sonra ODTÜ'ye dönerek öğretim görevlisi olarak bir süre çalışmalarını devam ediyor. 1998'de Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Gıda ve İlaç Kurumu'nda ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde araştırmalar yürütmek, ayrıca FDA'de viral aşılardan sorumlu araştırmaları yürüterek, denetçilik yaparak çalışmalarını Amerika'da devam ettiriyor. Doğal bağışıklık sistemi sensörleri ve ligantlarının çalışma mekanizmaları,
ve immünoterapötik uygulamaları, bakteri ve parazit kökenli eksozomların immün modülatör etkileri ve aşı uygulamaları, primer immün yetersizliklerde immün disregülasyona yol açan mekanizmaların araştırılması konularında araştırmalar sürdüren Profesör Doktor Mayda Gürsel, bu çalışmalardan birçok yayın ve patentler elde etmiş durumda. 2006'da yurda dönüyor ve döndükten sonra 2010 yılında yeniden akademiye dönerek ODTÜ'de görevine başlıyor. Mayda Gürsel'in birçok ödülü var. Aşı konusunda yayınları ve patentleri bulunmakta. Yayınlarına toplam 6300'den fazla atıf almış ve aş faktörü de 36. Sevgili Mayda Hocama, bilim kadınına konuşması için sözü bırakıyorum. Maydacığım. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Böyle bir oturumun bir parçası olmak ayrıyeten bir gurur kaynağı. Bu imkanı sağladığı için Türk İmmünoloji Derneği'ne de çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Selim Hocam çok çok güzel bir sunumla bize olayı ve en önemli noktaları vurguladı. Ben bu sunumda biraz aşı çalışmalarında neden zamana ihtiyacımız olduğunu, niçin çok dikkatli deneyler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu kapsamda özellikle antikora bağlı alevlenme dediğimiz mekanizma bu koronavirüs aşısı için de geçerli olabilme ihtimali var. Önce bu mekanizmayı biraz anlatmak istiyorum. Sonra koronavirüslerde bu mekanizma var mı yok mu onu bu alandaki son gelişmeleri verdikten sonra aşı yapımıyla ilgili ne tür yollar izleyebileceğimizi özetlemek istiyorum. Selim hocamızın da bahsettiği gibi aşıdaki ana hedefimiz nötralizan antikorları oluşturarak şu andaki en mantıklı yöntem koronavirüsün spike proteinine karşı nötralizan antikor oluşturabilirsek aşı aracılığıyla virüsün ACE2'ye bağlanması engellenecek. Bu en ideal senaryo, hepimizin arzu ettiği şey de bu. Yalnız zarflı virüslerin, zarflı RNA virüslerin birçoğunda bu oluşan antikorların bazıları ne yazık ki bizi koruyacağına, tam tersine virüsü hedef hücre ACE2 ifade eden hücrelerin ötesinde ACE2 ifade etmeyen ama FC reseptörleri ifade eden hücrelere taşıyor. Bu antijen antikor kompleksi gibi düşünebiliriz. Yani virüs FC reseptörü ifade eden hücrelere taşınıyor. Bu hücrelerin içine girip burada çoğalabiliyor. Bazı durumlarda da çoğalmıyor ama bu hedef hücreler immün hücreler oluyor. Bunlar monositler, makrofajlar, endotel hücrelerde de aynı durum görülebiliyor. Çoğalmasa bile hücrelerin içine girdiklerinde patojen tanıma reseptörleri tarafından tanındığı için artmış bir enflamasyon, güçlü bir enflamatuar yanıt gözüküyor ve bir sitokin fırtınası başlayabiliyor. Yani nötralizan antikorlar bizi koruyor. Literatürde şu ana kadar nötralizan olmayan antikorların da antikora bağlı alevlenme reaksiyonuyla hastalığı yani viral enfeksiyonu daha da kötüleştirebileceğine yönelik bazı bulgular var. Koronavirüsler için literatüre baktığımızda epey sayıda yayın görüyoruz. Bu ABA diye kısaltacağım ben bu alevlenme durumunu. Özellikle geçen sene çok kapsamlı bir çalışma yapılmış SARS'la ilgili. Ondan bir örnek vermek istiyorum. Bu çalışmada spike proteini ifade eden bir vektör kullanılmış. Siyahlarda kontrol vektör. Bu rezus makaklarda yapılmış bu çalışma. Normal iki doz aşıdan sonra aşının gayet güzel nötralizan antikor yanıtı oluştuğunu görebiliyoruz. Kontrol vektörde bu sırada herhangi bir antikor yanıtı oluşmuyor. Aşılamadan 8. haftada canlı virüs uygulandığında antikor yanıtları aşılı grupta daha da artmış oluyor. Kontrol grubunda da virüse bağlı antikor yanıtı oluşumu başlıyor.
Bu nötralizan antikorlar virüsten koruyabilmiş mi? Evet, koruyabilmiş. Bu mavilere baktığımızda burun sürüntülesindeki virüs sayılarının tamamen sıfıra indiğini, yani virüsü kontrol etmiş. Eğer deneyi burada bıraksak bu aşı korudu diyeceğiz. Ama akciğer patolojisine bakmış araştırmacılar, canlı virüs uyguladığınızda aşısız gruplara tabii belli bir akciğer patolojisi oluşuyor. Burada 7. ve 35. gündeki oluşan patolojinin şiddeti gösteriliyor aşısız makaklarda. Aşılı makaklarda ise işte bu antikora bağlı alevlenme sebebiyle bu akciğer hasarının aşısızlara göre 2 kat daha fazla olduğu ve bu histopatoloji skorunun da nötralizan antikor miktarıyla doğru orantılı olduğuna dair bir bulguları var. Bunu da bu araştırmacılar bayağı incelemişler. Bakmışlar ki bu nötralizan antikorlar bunlar, non-neutralizing de değil, nötralizan antikorlar virüse bağlanıyor ve bunları daha önce bahsettiğim gibi FC reseptörü ifade eden hücrelere taşıyorlar. Bunlar da M2 tür makrofajlarda yoğun miktarda bulunuyor bu reseptörlerde. Virüs bu hücrelere girdikten sonra bu hücrelerin fonksiyonunda bir disregülasyon başlıyor. Normalde M2 makrofajlar yara iyileşme yanıtları için önemli. Yara iyileşme yanıtı duruyor. Proinflamatuar sitokinlerde bir artış oluyor. Zaten bu arada M1 makrofajlar da o bölgeye geliyor. Daha da fazla sitokin, proinflamatuar sitokin sebeple de akciğer hasarı meydana geliyor. Peki bu antikorlar, her antikor bunu yapıyor mu? Bununla ilgili de 2020 yılında, yani daha çok yeni bir çalışma, ilginç bir çalışma yayınlandı. Nötralizan antikorlarla, bunlar çok yüksek miktarda nötralizasyon gösteren antikorlarla yapılmış bir çalışma. Bu spike proteinini görüyoruz. Bu da reseptör bağlama bölgesi. Bu bölgeyi hedefleyen bazı antikorlar hem SARS hem de MERS için yapılmış. Şimdi normalde bu antikorlarla virüsü bir arada tutup ondan sonra hücre AC2 ifade eden hücrelere attığınızda bu antikorun virüsün hücreye girişini tamamen blokladığını görebiliyoruz burada. Fakat bir de yine aynı şekilde bu antikor virüs karışımını AC2 ifade etmeyen ama FC reseptörü ifade eden hücrelere eklendiğinde virüsün bu hücrelere de girdiğini görüyoruz. Yani burada yine antikora bağlı bir hücreye giriş mekanizması geçerli ve makrofajlarda da aynı durumu görüyoruz. Neden böyle bir şey oluyor diye incelemişler araştırmacılar. İlginç bir şey bulmuşlar. Normalde AC2'ye bağlanınca bu spike proteini, spike'da bir konformasyonel değişiklik oluyor. Antikorlar da bu nötralizan antikorlar, reseptör bağlama bölgesini hedefleyenlerin bazıları bağlandığında da aynı şekilde konformasyonel değişiklik olduğu, bunun da bu S2 kısmında yer alan füzyon proteininin açığa çıkması için gerekli proteolitik kesim bölgesini ortaya çıkarttığı gösterilmiş. Sonuç olarak bu özellikle RBD bölgesine bağlanıp konformasyon değişikliğine sebep olan nötralizan antikorların bu ABA mekanizmasını tetikleyebileceği gösterilmiş. Antikorun konsantrasyonu da bu açıdan önemli. Düşük konsantrasyonlarda ABA'ya yol açmıyor. Orta konsantrasyonlarda ABA'ya yol açıyor. Çok yüksek konsantrasyonda yine ABA'ya yol açmıyor. Yani aslında biz nötralizan antikor isteyebiliriz aşımızdan ama istiyorsak da bunun konsantrasyonunu gerçekten çok yüksek tutmamız lazım ki ABA riskimiz düşük olsun. Şu anda klinikteki, Selim hocamız çok iyi özetledi zaten, klinikteki hemen hemen bütün aşıların hedefi zaten bu spike proteini. Özellikle de bu reseptör bağlayan bölge. Moderna'nın çalıştığı RNA aşısındaki spike proteini
Biraz farklı. Biz de zaten bu teknolojiyi kullanmayı düşünüyoruz kendi aşımızda. Şimdi normalde bu spike proteinine, vahşi tip virüsteki ya da rekombinant olarak hiçbir modifikasyon yapmadan ürettiğiniz spike proteinine transmisyon elektron mikroskopisiyle baktığınızda bu spike proteinlerinin hepsini aynı şekilde görmüyorsunuz. Bayağı büyük bir çoğunluğunda istediğimiz konformasyon yok. Çünkü spike hücre içinde üretilip hücreden çıkarken bir enzimatik kesimden geçebiliyor. Onun için de çok stabil bir protein değil. İstediğimiz yapıda antijenik yapısını koruyamıyor çoğu spike proteini. Fakat eğer siz bu kesim bölgelerinden bazılarına mutasyon yaparsanız, mesela prolin birimleri eklerseniz oraya, bu kesilmeyi engelleyebiliyorsunuz. Ve o zaman şu ne yazık ki bende tamamen kapalı ama siz görebiliyorsunuz inşallah. Burada spike proteinlerinin tamamının istediğimiz trimerik yapıda görebiliyoruz. Aslında bu konstraktın içine bir de fold-on trimerizasyon bilgisi yerleştirdiğinizde zaten trimerik ve kesilmeden yapısını koruyan antijeni elde edebiliyorsunuz. Bu üretim açısından bizim için çok önemli. İster inaktive virüs olsun, ister rekombinant protein bazlı aşılar olsun. Bu değişiklikleri yapmadığınızda şu çizgili kırmızı çizgide görebiliyoruz SARS için. Oldukça düşük miktarda antijen elde ediyorsunuz. Ama bu değişikliği yerleştirdiğinizde istediğiniz konformasyona sahip antijen üretme kapasiteniz 50 kat yükseliyor. Bu modifikasyonlara füzyon stabilize spike proteini deniyor. Biz de zaten bunu hedefledik projemizde. Bu füzyon stabilize spike proteininin yapısına baktığımızda aslında 4 farklı konformasyon görüyoruz kendi içinde. Bu yeşiller reseptör bağlama bölgeleri. 3 trimerik bir protein olduğu için 3 tane reseptör bağlama bölgesi var. Ya hepsi kapalı konumda, ya sadece biri açık, ikisi yukarıda, üçü yukarıda. Bu yukarıda konumları zaten reseptörle bağlanan konumlar ve biz proteinin bu halini istiyoruz ki direkt antikorlar şu tanıma bölgelerini oluşsun ve bizi nötralizasyonla korusun. Bu stabilizasyonu kullandığımızda yaklaşık %90 spike proteininde ya bir ya iki ya da üçlü reseptör bağlama bölgesi yukarı konumda olduğu için, prefüzyon konumunda olduğu için de bu şekilde aşı kullandığınızda nötralizan antikor oluşturma potansiyeliniz çok daha yüksek oluyor. Bunu da zaten çalışmalarda göstermişler. Vahşi tip spike proteiniyle immünizasyon gerçekleştirdiğinizde belli bir miktar nötralizan antikor elde ediyorsunuz. Oysa prefüzyon stabilize spike proteiniyle çok daha yüksek düzeyde nötralizan antikor elde etmeniz mümkün. Başka yöntemler de var. Ben sadece block konformasyon dediğimiz biraz önce anlattım. Başka gruplar mesela bu nötralizan olmayan epitopların şeker gruplarıyla maskeleme yöntemi ya da sadece reseptör bağlayan bölgeyi hedefleyen gruplar var ama bu bir mutasyon olduğunda direkt aşının etkisini kaybediyorsunuz. Bir başka yöntem de bu bahsettiğim konformasyonel değişiklik olmasın diye aslında reseptör bağlama bölgesini tamamen çıkarıp bunu deneyen aşı yaklaşımları da var. Aşının ikinci en önemli şeyi yine Selim hocamız çok güzel bahsetti. Doğru adjuvant seçimi. Bu envelop virüslerinde TH2'ye çeken bir durum oluyor. Ve bu da aslında akciğer patolojisine sebep oluyor. Onun için alüm bizim için çok istediğimiz bir adjuvant değil. TH2'ye çektiği için. Elimizde başka adjuvantlar da var.
Bizim tercihimiz CpG oligonükleotitler. Hem bu konuda çok tecrübemiz olduğu için hem de bu adjuvantların insanda artık lisanslı kullanıma girdiği için. Farkı göstermek için alümlu ve CpG oligonükleotitli aynı aşı için hepatit B aşısından bahsediyorum. Biri Engerix-B alümlü adjuvantlanmış, öbürü de Heplisav-B CpG oligonükleotitlerle adjuvantlanmış. Engerix ise 3 defa immünizasyon gerekiyor. Heplisav'da ise 2 immünizasyon. Heplisav'la çok daha çabuk koruyuculuk sağlanırken Engerix daha uzun sürede serokoruyuculuk sağlayabilmiş. Ama bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi, bu koronavirüs özellikle ileri yaştaki insanları daha çok etkilediği için bu aşının koruyuculuğunun ileri yaş gruplar için çok önemli olduğu. Burada da Engerix'in aslında ileri yaş grubu 60-70 yaş grubundaki koruyuculuğunun %72'ye düştüğünü ama CpG oligonükleotit kullandığımızda bu koruyuculuğun %90'larda devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında CpG oligonükleotitlerin koronavirüs aşısı için de iyi bir adjuvant olabileceğini düşündürüyor bizler için. Üçüncü aşaması aşıların bu kısımda doğru hayvan modeli, dozu ne olacak, hangi rotada daha iyi koruyuculuk sağlayacak, hümeral immünite istediğimiz antikor tipleri ne olması gerekiyor, hücresel immünite nasıl olacak, bu antikora bağlı alevlenme hem in vitro'da hem in vivo'da bunların testlerinin yapılması gerekiyor. Bütün bu testleri gerçekten hiç atlamadan emin olacak şekilde yapmamız gerektiği için aşı çalışmalarının aceleye gelmemesi gerekiyor. Aşı çalışmalarındaki en büyük prensibimiz, en birinci prensibimizin ne olması gerekli diye soracak olursanız, benim kişisel fikrim şu: primum non nocere, yani önce zarar verme. Birçok testi bu yüzden yapmak zorundayız. Önümüzde uzun bir yol var. Birçok grup farklı yöntemlerle çalışıyor. Sonuçta ben bütün bu COVID-19 aşı ve ilaç platformu altında çalışan bütün gruplardaki araştırmacılara sonsuz başarılar diliyorum. Kim geliştirirse bu ülkemizin başarısı olacak. Bu arada bizim kendi ekibimizdeki özellikle genç araştırmacılarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü gece gündüz gerçekten çalışıyorlar. Ve bu önemli çalışmaları başlattığı için ülkemizde başta TÜBİTAK, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, HıfzıSA ve TÜSEP gibi kuruluşlara bu çok önemli çalışmaları destekledikleri için de teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sizlere de sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, biz de sana bu güzel konuşman için çok çok teşekkür ediyoruz Maydacığım. Nötralizan olmayan antikorların ne kadar önemli olduğunu, adjuvan seçimlerin ne kadar önemli olduğunu çok güzel delillerle bize aktardın. Tabii antikor deyince antikora bağımlı hücresel sitotoksite hemen birkaç soru geldi. Pasif bağışıklama ya da plazma tedavisi yapılıyor. Acaba plazma tedavilerinde ne zaman yapılmalı? İleride tekrardan geri dönüş olabilir mi? Komplikasyonlar olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunlar hep bilmediğimiz sorular. Onun için zaten bunlar klinik testte. Bu antikora bağlı alevlenme COVID-19 hastalığında da bir rolü olabileceği ne dair bazı yayınlar çıkıyor. Yani hipotetik yayınlar, daha net bir verilerimiz yok. Onun için bu aslında konvalesan plazma tedavilerinde de çok önemli olabilecek bir mekanizma. İyi değerlendirmemiz lazım. Antikorların bu hastalıktaki ve aşıdaki rolünü çok çok iyi değerlendirecek deneylere ihtiyacımız var. Yeni yayınlara ihtiyacımız var. Zaman içinde daha iyi öğreneceğimizi düşünüyorum. Peki, İshak bir soru sormuş. İshak Özeltekin Zonguldak'tan. Mayda hocam, serum immünoglobulin G seviyeleri
M2 ve M1 plastisini NF kapa beta üzerinden gerçekleştiriyor diyebilir miyiz diyor. Yani mekanizma olarak NF kapa beta'yı mı kullanıyor diye soruyor. Çok komplike bir tablo var karşımızda. Kimileri aslında tip 1 interferon da tetiklendiğini söylüyor. Yani hiçbir net bir bilgimiz yok diyeyim. Birçok farklı hipotez var. Farklı birbiriyle çelişen bulgular da var literatürde. Onun için yine bu konuda ben bir spekülasyon yapmak istemiyorum. Ancak makrofajların burada gerçekten sitokin fırtınasında etkili olabileceğine dair bulgular daha güçlü diye düşünüyorum. Bunların içinde NF-kappa bir yolağı da tabii çok önemli bir yere sahip. Evet. Diyor olabilir. Evet, Batu'nun güzel bir sorusu var gene. Fc reseptör bağımlı hücre içine girmeyi engellemek için spike yerine hep onu hedef alıyoruz. Virüs yüzeyinde ifade edilen diğer iki protein daha var, bildiğimiz matrix ve envelope. Evet. Proteinleri. Bunlara karşı antikor üretmek nasıl olur diye soruyor. Mantıklı olabilir mi? Hipotetik olarak evet. Biz zaten yaklaşımımızda virüs benzeri parçacık yapmayı düşünüyorduk. Spike'ı da çıkarıp deneyeceğimiz bir alternatif de olsun istedik. Bu çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz. Bir başka yöntem de bu olabilir diye düşünüyoruz. Ama denemeden bir şey söylemek zor. Fakat her olasılığın denenmesinde fayda var. Spike'ı tamamen çıkarıp özellikle işte membranını, envelope biraz zor. Çünkü envelope daha gerçekten zarın içinde olduğu için antikorların ulaşabileceği nötralizan bölgelerin daha kısıtlı olacağını düşünüyorum. Ama yine de onun da denenmesinde fayda olabilir. Akif bir soru sormuş. Aşı geliştirmelerde hep antikorlar üzerinde duruyoruz diyor. T hücresi yanıtına da bakmak gerekmez mi? Aba endişesini biraz daha geri plana itebilir demiş. Tabii ki zaten T hücre yanıtları bizim antikor yanıtlarımızı da yönlendirdiği için özellikle yardımcı T hücre yanıtları çok önemli oluyor. Ama sitotoksik T hücre yanıtlarına da elbette geliştirilen aşıda mutlaka test edilmesinde öneriliyor zaten. Bütün hücresel testlerinde yapılması lazım aşılar için. Son soru olarak sevgili Şefik abinin sorusunu sormak istiyorum. Alt birim aşılarına adjuvan gerekli. Koronavirüsleri TLR7'yi tetiklediğine göre diyor. Siz TLR7 agonisti kullanmayı uygun görür müsünüz? TLR7 agonisti. Koronavirüslerin TLR7'yi tetiklediğini demişim. Ama interferon yanıtını da baskılayan proteinleri var koronavirüsün kendisinin. Bu NSP proteinlerinin bazıları tamamen interferon yanıtını kitlemeye yönelik diye de yayınlar var. TLR7 ligandı tabii ki Şefik hocamızın anlıyorum. TLR7 ligandının biraz daha sistemik etkileri var CpG oligonükleotitleri diye ama o da son derece başarılı bir adjuvant olabilir diye düşünüyorum ben de. Evet, ben tanıtımda söylemeyi unuttum bu arada. Sevgili Mayda, TÜBİTAK'ta şu anda başlatılan aşı çalışmaların bir tanesinin de yürütücüsü. Kendisine çalışmalarında çok başarılar diliyorum. En sonunda tekrar çok soru var ama hepsine cevap veremiyoruz tabii ki. Sonunda tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik çok teşekkür ediyorum Ayda'cığım. Teşekkürler. Evet. Evet arkadaşlar, son konuşmacımız sevgili İhsan, Profesör Doktor İhsan Gürsel hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Profesör Doktor İhsan Gürsel, immünoloji, nanobilim, biyomalzemeler ve aşı geliştirme konularında uzmanlaşmış. Doktora derecesini 1995 yılında mezun olduğu ve aynı zamanda yüksek lisans derecesini de aldığı ODTÜ Biyolojik Bilimler bölümünden almıştır. Daha sonra aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görevine devam etmiştir. Bilkent Üniversitesi'nde göreve başlamadan önce yaklaşık 20 yıla yakın bir süre üniversite ve araştırma kurumlarında değişik görevlerde bulunmuştur.
İngiltere'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği 7 yılı aşkın bir sürede içerisinde aşılardan sorumlu, deneyimli bilim insanı olarak çalışan İhsan Gürsel, hem ajuvanların geliştirilmesine hem de bulaşıcı hastalıklara karşı aşı denemelerine kadar uzanan bir yelpazede çalışmalarını yürütmüştür. Bu süreçte ondan fazla ulusal ve uluslararası patentlerde ortak buluşçu olarak yer alırken, yurda döndükten sonra birçok ulusal ve uluslararası projede yürütücü olarak görev almıştır. Değişik uluslararası derneklerin kurucu üyeliği yanında 2013'ten beri Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesidir ve derneğimizin de gelecek dönem dernek başkanlığı görevini üstlenecektir. Çalışmaları dünyanın yüksek prestijli dergilerinde yayınlanan İhsan Gürsel'in 85'ten fazla makalesi ve kitap bölümleri bulunmakta ve yayınlarına 7200'den fazla atıf alırken aş indeksi de 39'dur. Evet, çok sayıda aşı çalışması devam etmekte İhsan'cığım, ama sıtma aşısı 30-35 yıl sonra bulundu. Bir sürü geçirdiğimiz pandemiler, AIDS'e karşı henüz bir aşı geliştirilmedi. Bu çalışmalara girmek tabii ki büyük bir yürek. Sizleri kutluyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Ama tabii aşı gelişmezse ne olacak? Bu sorunun cevabını da bize İhsan verecek. Seni dinliyoruz İhsan'cığım. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Gündür Hocam. Herkese iyi günler diliyorum. Eminim ekranım paylaşılmakta mı? Görüyor musunuz? Not kısımları da geliyor. Hocam speaker view'u görüyoruz. Okay, bunu yaparsak. Switch swap displays. Tamam mı? Evet, tamam şu an duydum. Evet. Herkese tekrardan iyi günler. Uzun bir toplantı. Öncelikle tabii ki derneğimize, Türk İmmünoloji Derneği'ne böyle bir ortamı ayarladığı için ve bizleri de bu platformda davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Biz tabii ki COVID-19 hastalığına karşı etkili bir aşı geliştirmek için uğraşmaktayız ama işte Selim hocamız anlattı. İşin başında birçok ülke, bizden daha önce başlayan. Mayda hocam çok güzel özetledi. Yani aşıyı bulmak, immün tepkiyi ölçmek iyi de ondan sonrası ne olacak? Yani ne kadar güvenli bir aşı elde edeceğiz? Esas sanki sorun orada başlayacak. O nedenle çok önemli aşamaları var bu aşının geliştirilmesinde. Biz de yıllardan beri bu immün koruyucu ajanlarla çalışıyoruz. Ama sunumu başlamadan önce doğal olarak derneğimizin de 2021'de bu işin içerisinde rol aldığı ve 2012'den beri uğraştığı, daha da öncesinden uğraştı ama 2012'de onaylanan ve bir şeyler var ya, bizim bu derneğin bunu düzenlemesinde istemeyen, yani yukarıdan bir güçler, 2018'di aslında orijinal tarih ama 2021'e ertelendi belli güvenlik nedenleriyle. Şimdi de kucağımızda bir COVID-19 durumu var. Umarım düzlüğe çıkarız o zamana kadar ama eğer başarı da geciktirmezsek 2021'de Belgrad'da bunu Sırp derneğiyle birlikte ortak düzenleyeceğiz. Özellikle ben gençleri dinleyen veya dinlemeyen ama arkadaşlarına ulaştırabilen arkadaşlarımızın ve dinleyicilerimizin bunu paylaşmasını istiyorum. Eminim duymuşsunuz ama bu kez farklı, 2018'de ve diğer ecilerden farklı olarak genç ve kariyerin başında olan arkadaşlarımıza çok daha uygun bir kayıt bedeli ile yola çıktık ve bunu bizi ikna ettik EFİS'de. O nedenle hepinizi, her şey yolunda giderse, bu pandemiyi atlatırsak Belgrad'da da hep beraber bunu kutlayalım ve güzel bir programla sizi immünolojiye ve geleceğin araştırmalarına da doyuralım istiyoruz. O nedenle bu davetimi de sunmak istiyorum. Tabii ki başından beri Selim hocamız da anlattı. Bu şu anda bilinen ya da açıklanan
aşı platformları. Yani gördüğünüz gibi şurada yaklaşık 10'a yakın bir değişik platform var. Selim hocamız da bahsetti. Ancak bunların bir kısmını preklinik çalışmalarla devam ederken bilinenler. 5 tanesi zannedersem buna mRNA platformu olarak yine Uğur Şahin'in BioNTech firması yakın zamanda başlayacak. Bir de Oxford'da yeni başlayan faz 1 var. Herhalde bir haftalık falan bu yayın ama zannedersem bu sayı da arttı faz 1'deki çalışmalar. Ama gördüğünüz rekombinant protein aşıları, adenovirüs veya başka bölümler virüslerle ilgili virüs aşı platformları, DNA aşı platformu ve mesajcı RNA aşı platformları faz 1'e başlamış durumda. Yine burada bilinmeyen ya da konforme olmayan bir dolu çalışma var. Birçoğu tamamıyla ne olduğu belirtilmemiş. Fakat dikkat çekici bu rekombinant protein aşılarının genelde çoğunlukta olduğu ve DNA RNA'nın da yine yer aldığı. O nedenle bizim de aşı platformumuzda Mayda hocamız da bahsetti. Rekombinant proteinlerini yani bu dört yapısal proteini göz önüne alarak aşı çalışmalarımızı başlatmış durumdayız TÜBİTAK'ın desteğiyle, 3 üniversitenin koordinasyonunda. Ancak tabii ki dinlediğiniz gibi bu aşının bulunmasına bayağı bir zaman var. Peki ne yapacağız? Bu arada tamam evimizde oturuyoruz, izolasyon uyguluyoruz, işte sosyal mesafe uyguluyoruz. Ama ne yapabiliriz? Başka alternatiflerimiz var mı? Uzun yıllardan beri biz bir molekülle çalışıyoruz. Biraz önce hem Selim hocam hem Mayda hocam da bahsetti. Bunlar adjuvant olarak da çok değerli ajanlar. Fakat kendilerinin immün sistemi etkinleştirme özellikleri var. Bunların başında da değişik TLR ligantlar olmasına rağmen ben konuşmamı sadece CpG oligonükleotitlerine kısıtlayarak devam edeceğim. CpG motiflerini içeren bakteri DNA'sı ya da plazmit DNA'sının yaklaşık 25 kat daha yüksek frekansta bu heksamerik motifi, pürin-pürin, CG, bu fosfat bu bağı ve pirimidin motifi buna motif olarak isimlendiriyoruz. İnsanda biraz daha farklı bu. Gerisinde herhangi bir baz konulabilir. Bunun yanına değişik CpG motifleri de eklenebilir. Bakteri ve plazmit DNA'sını kullanmak yerine ki daha meşakkatli ve yan ürünler de olduğundan bunu sentetik olarak oligonükleotit sentez cihazında GMP kalitede üretebilirsiniz. İşte bu CpG motifleri 2000 yılında TLR9 reseptörünü ile algılandığını ve immün kaskadı başlattığını ve pro-inflamatuar, kemokin ve sitokinleri salgılattırıp doğal bağışıklığın bir orkestral ayaklanmasını sağladığını öğrendik. O yıllarda biz de bu oligoları ilk keşfeden araştırmacılardan biri olan Dennis Kleinman'la birlikte değişik araştırmalar içerisindeydik. En yoğunlaştığımız alan ise aşısı bulunmayan patojenlere karşı acaba bir koruyucu bir anlamda da o immün sistemin ayaklanmaya başladığı bölgede koruyucu bir terapötik pencere oluşturabilir miyiz sorusuna yönelmiştik. Tabii ki var olan ya da yeni aşılara da etkin bir adjuvant olarak da çalışmalarımız devam etmekteydi. Bunlar bugünün konusu değil ama CpG motiflerinin klinik çalışmalarında kanser tedavisine ya kendi başlarına ya da kombine terapilerde veya TH2 yoğunluklu alerjik semptomların bastırılmasına ya da alerji aşılarının geliştirmesinde çalışmalar da sürdürülüyor. Bunlarda da yer alıyoruz ama bugünün konusu bu değil. Peki
Faz 1 çalışmaları başladığında neler, yani farede çok güzel çalışan bu motifler inanılmaz düzeyde patojen challenge'ine uğrattığınızda hayvanları sipici verdikten sonra korunurken ya da aşı olarak çok iyi performans verirken aşı adjuvantı olarak insan çalışmalarında şunu gördük. Bunlar beklenen performansı veremiyorlardı. En büyük sorun da dediğim gibi bunlar her ne kadar da kimyasal olarak bunları daha DNA'lara ya da diğer TLA ligantlarını DNA'lara karşı dayanıklı yapsanız da serbest halde verdiğinizde bunlar vücutta kesinlikle ulaşması gereken yere ulaşmadan ya DNA'larca yok ediliyor, digest ediliyor veya serum proteinlerine bağlanarak çok etkili diye gördüğümüz faredeki bu motifler insana pek bir biyo yararlanım sağlayamıyordu. İşte bu nedenle nasıl olur da bunun in vivo performansını artırırız diye kafa yormaya başladık. En tabii ki akla gelen ki bizim de geçmişten deneyimimiz olan yaklaşımlardan bir tanesi bunları belki belli taşıyıcıların içerisine yerleştirirsek o zaman daha iyi hedefleriz, daha iyi hücrelerin içerisine, özellikle immün hücrelerin içine alınmasını sağlarız ki TLR9'un ifade edildiği hücreler çok önemli. Ve bunların bir başka avantajı da bu tip nano taşıyıcıların serumdan etkilenmesini engelleriz. Bu yeni taşıyıcıyla birlikte bu oligonükleotitlerin o zaman belki terapötik yararlılığını ileri bir safhaya çıkarırız diye çalışmalar yürüttük ve ilk tabii ki aklımıza gelen yaklaşım da lipozomdu. Bizim laboratuvarımızda birçok yaklaşım var. Yani burada işte hepsini sıralıyoruz ve bunların içerisinde ya tek sarmallı ya da çift sarmallı DNA'yı veya tek sarmallı ya da çift sarmallı RNA'yı veya bunların kombinasyonlarını değişik yaklaşımlarla nükleik asit parçacıkları, nanoparçacıkları hazırlayıp immün terapi ve bulaşıcı hastalıkların hastalıklardan korunmaya ya da aşısı olmayan patojenlere karşı bir tür profilaktik aşı geliştirmeye yönelik de çabalarımız sürüyor. Çok basitçe lipozomları nasıl hazırlandığımızı bahsetmek istiyorum. Bir pozitif yüklü modifiye bir kolesterol. Yine sulu bir ortam yaratan ve in vivo enjeksiyondan sonra eliminasyonu geciktiren polietilen glikolle modifiye bir fosfatidil etanolamin. Vücutta hücrenin içerisine girdikten sonra asidik pH'da dağılabilecek ve pH sensitif bir başka lipid, diethyl fosfatidil etanolamin. Ve burada bir sipici oligonükleotidin modelini görüyorsunuz. Bunları yaptığımız çalışmalarla yaklaşık %90'a yakın hücrelerin lipozomların içerisine verdikten sonra da hücrelere ulaştırabildiğimizi gösterdik. Ve ilk çalışmalarımız serbestle lipozomal sipici oligonükleotitlerin koruyuculuğunun ne olduğuna baktık. Buradaki amaç dediğim gibi bilinmeyen patojene karşı karşılaştığımızda acaba bu önden verilen immün uyarıcı ajan immün sistem hücrelerini ve özellikle de doğal bağışıklık ayağında görev yapan immün sistem hücrelerini etkinleştirebiliyor mu? Bunlar ondan sonra eğer o dönemde patojenlerle karşılaşırsa konak koruyucu olabiliyor mu? Esas önemli soru bu. Buradaki ilk çalışmalarımızda sıklıkla laboratuvarda da çok çalışılan Listeria monocytogenes de challenge ettik hayvanları ve burada dikkatinizi çekelim. Öldürücü, %50 öldürücü dozun 1000 katına çıktı. Normalde sipici oligonükleotitleri serbest halde verdiğinizde ve bunu 14 gün önce enjekte ettikten sonra 2 hafta bekleyip 1050-50 patojeni verdiğinizde biz sipici oligonükleotitlerinin bunu koruduğunu biliyorduk serbest halde. Bu da korunma kinetiğini gösteriyor. Yaklaşık bu işte 2-2,5 haftada kayboluyor ve eğer siz bunu sipici oligonükleotitleri verdikten
bir ay sonra yeniden patojenine challenge ederseniz de bu hayvanlar sanki hiçbir zaman CPG oligonükleotit nedeniyle aktive olmadıkları gibi ya da naif hayvanlar gibi davranıp direkt patojene yeniliyorlardı. Sorumuz, peki biz bunları belli bir taşıyıcının içerisine yüklersek bu CPG'nin koruyuculuğunu uzatabilir miyiz? İşte gördüğünüz gibi burada lipozomların içerisine yüklenmiş CPG oligonükleotitleri yaklaşık, tabii bunu safhalarca yaptık. Önce 3 hafta, sonra 4 hafta, sonra 5 hafta ve en son geldiğimiz nokta 6 hafta önce CPG oligonükleotitlerini, ki lipozoma yüklenmiş bunlar, enjekte edip 6 hafta bekledikten sonra o zaman patojenle challenge ettiğimizde, ki o zaman dediğim gibi serbest verdiğiniz zaten etkisi kalmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey verilmeyen ve CPG, serbest CPG verilen hayvanların neredeyse 4 ila 6 günde hepsi enfeksiyona yenik düşerken, lipozomun içerisine yükleyip verdiğinizde bu CPG oligonükleotitleri daha fazla korunduklarından, daha yüksek düzeyde akümüle olduklarından ilgili immün hücrelerine immün aktivasyonu çok daha uzun koruyabildiklerinden dolayı bu lipozomun içerisinde yüklü CPG oligolarla 45 gün önce enjekte edilmiş hayvanlar 10 üzeri 50-50 dediğimiz intraperitoneal enjekte ettiğimiz listeria enfeksiyonundan tamamıyla korunmuşlardı. Yani hayvanları gittiğinizde baktığınızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Çünkü bir hipotermi oluyor, belli bir enfeksiyon başlarsa işte TNF'den dolayı bir sıkıntılarının olduğunu anlıyorsunuz. Bunlar direkt kafeslerin içerisinde gayet rahat dolaşan hayvan görünümündeydiler ve %100 korunuyorlardı. Özetle TLR9 ulakları kendi başlarına verildiklerinde makrofajları, dendritik hücreleri etkinleştirerek hem MHC moleküllerinin hücreler üstünde ifadelerini yükseltiyorlar, hem de değişik sitokinler salgılattırarak değişik hücreleri, NK hücrelerini, naif TH hücrelerini ya da B hücrelerini aktifleştirerek özellikle TH1'e bias bir immün aktivasyonuna yol açıyorlar, interferon gama salımına ve CD8 pozitif sitotoksik T hücreleri de etkinleştirerek antijenin varlığında verdiğinizde bir aşı olarak daha da yüksek bir antijen spesifik immün aktivasyona yol açıyorlar. Sadece CPG'yi kendi başına verdiğinizde ise ve patojen o esnada, bu terapötik pencerenin etkin olduğu esnada vücudunuza girerse yine doğal olarak bu süreçler etkinleşip var olan patojene de immünite geliştirmektesiniz. İnsanda durum nasıl? İnsanda aslında iki değişik tip CPG motifi var. Birine D tipi ya da A tipi bazı grupların kullandığı, birine de K tipi ya da B tipi dediğimiz. Tabii fareden farklı, insanda her özellikle tüm hücreler zaten TLR9'u ifade etmiyor ama B hücrelerle bir sub grup olan plazmasitoid dendritik hücreler CPG'ye özgü sensörü ifade ediyorlar, TLR9'u. Ve bu TLR9 da D tipi bir araya geldiğinde interferon regülatör faktörü 7 üstünden tip 1 interferon oluştururken ve erken endozomda bunlar kalırken K tipini verdiğinizde TLR9 da yine bağlandıktan sonra bu defa ayrak üstünden NF-kappa-B yolağından daha çok pro ve inflamatuar sitokinlerle adaptif tepkinin ve immünitenin gelişmesine yol açarlar. Bahsetmem gereken bir başka özellik de bu D tipinde uçlarına 3 üstü ve 5 üstünde G motifleri var. Ve bunların yapılışı esnasında bir tür karışık backbone dediğimiz fosforotiyoid, fosfodiester, fosforotiyoid, yani şuralarda fosforotiyoid, gerisinde fosfodiester bağlamlar var. Şeyde ise, K tipinde ise tek bir CPG motifi yerine D'de olduğundan birden fazla CPG motifini yerleştirebiliyorsunuz ve bunlarda poly G bulunmuyor ve tamamıyla fosforotiyoid dediğimiz bir
yapıya sahipler. Yani benazlara daha kararlılar. Tabii ki insan çalışmalarında bunu yapmak biraz sıkıntılı. Çünkü konkatamerize olarak o kontrol edemediğiniz nanoparçacıklara yol açıyor. O yüzden FDA bunun ilaç olarak geliştirmesine çok sıcak bakmıyor. K tipi oligoların faz 1, faz 2 ve şimdi hep lisada kullanıldığı tip de bu tiptir. İnsana kadar lisanslanır oldu. Peki, bunu bahsetmek zorundaydım. Çünkü size CPG'lerin başka bir özelliğinden bahsedeceğim. Bizi en çok heyecanlandıran özelliklerinden biri de bu oldu. Çok yeni bu, biraz sonra bahsedeceğim bulgular. Non-specific bağışıklama bu işte çalışabilir mi? Çok hızla geçeceğim. Tartışıldığı gibi Selim abi pek bununla ilgili ikna olmuş gibi değil ama verem aşısının bilindiği gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin hem metabolik hem de epigenetik değişikliklere yol açarak, burada özetlendiği gibi uzun ömürlü değişikliklere yol açarak, yani kemik iliğinde de değişikliklere yol açarak, ki bunun yayınlar gösterdi ki bu eğitilmiş bağışıklığın belli ligantlarla da, yani patojenik yan ürünlerle de oluşturabilirsiniz. Verem aşısını direkt vermek yerine. Mesela beta glukanlar da bu konuda etkin moleküller. Bunlar işte tüm bu değişikliklerden dolayı bir eğitilmiş bağışıklığa yol açıp sonra eğer siz farklı, ilgisiz, yani verem aşısını verdiyseniz farklı bir patojenle, mesela SARS-CoV-2 ile karşılaşırsanız bu patojene karşı da spesifik olmayan bir etkin koruma sağlayabilirsiniz. Bu tabii ki 70 yaşındaki bir insan için verem aşısı olmuşsa geçerlidir demiyorum. Ama erken yaştaki ve BCG aşısı alan ya verem aşısı alan bireylerde bunun geçerli olabileceğine dair bir anlamda öneriler var. Özellikle NTAB grubunun yaptığı çalışmalarda insanda bu etkinin, BCG aşısının bir yıl sürdüğü gösterilmiş. Ne kadar uzun sürdüğünü hala daha bilmiyoruz. Ama eğitilmemiş bir bağışıklık sistemi hücresine patojen verdiğinizde bir ünit tepki alırsanız, bu eğitimi sağladıktan sonra bu tepki yaklaşık 4 kat 5 kat daha yükseğe çıkabiliyor. Farklı bir patojeni, verem aşısıyla ilgili değil bu. Biz de bu son aylarda madem ki aşı yok, acaba CPG motiflerini tamam kullandığımızı biliyoruz, belli bir sürede koruma sağladığını biliyoruz preklinik çalışmalarımızda. Acaba BCG aşısının benzeri ya da beta-glukanın benzeri, belki onlar kadar uzun vadeli olmasa da bir eğitim yaptırabiliyor mu hücrelere diye bunu sorduk. Çok yeni ve çok daha prematüre bir veri göstereceğim ve öylece tamamlayacağım konuşmamı. Yapılan bu eğitim SLE'nin bir protokolü var. Yaptığınız şu, bunu mesela BCG aşısıyla da değiştirebilirsiniz. Biz de BCG aşısı yerine önce periferik kan hücrelerine ya D tipi ya da K tipi oligonükleotidi verdik. Kültürde 24 saat bekledikten sonra bunları yıkadık. Sonra 7 gün bunları dinlendirdik. İşte bu döneme immün eğitim, training dönemi deniyor. Bu 7 günün sonunda da değişik viral ligantlarla, ki burada dikkat edeceğiniz bir husus, SARS-CoV-2'nin çift sarmallı RNA olduğunu düşünürsek onu da kullandık burada denemelerimizde ligand olarak. Onu 8. günde eğitilmiş hücrelerin üzerine atarak tekrar bir 24 saat sonra bekleyip immün uyarımın ne olduğuna baktık. Burada çok fazla ese yapacak halimiz yoktu. Çünkü bir takım çalışmalar hala daha sürdürülüyor ama çıkan sonuçları size paylaşacağım. Bir tanesi tip 1 interferon belirteci olan bu ISG-15. Diğeri de hem HLA-DR hem de costimulan modülü CD86'nın düzeylerine baktık. Kırmızılara bakarak bu D tipi için, yani eğitilmemiş hücrelere
Double stranded RNA, bu 3' P trifosfat RNA'yı verdikten sonra eğitilmemiş hücreye aldığınız tepkinin eğitilmiş hücrelerdeki tepkisini gösteriyor. ISG15 açısından. Ya da çift sarmallı RNA ya da işte TLR7, biraz önce Şefik hocamız bahsetti. TLR7 ligandı. R848'i verdiğinizde. Bu LPS pozitif kontrol olarak kullandık. Viral ligand olarak değil bu. Her zaman çalıştığımız LPS'in de ne kadar tepki verdiğini görmek için. Gördüğünüz gibi hem ISG15 hem HLA-DR hem de CD86 kostümülatör molekülleri CpG D tipiyle eğittikten sonra, 7 gün eğittikten sonra bu değişik ligandları verdiğimizde bunlar yani antrenine göre ne kadar kat arttığını gösteren grafikler. Hepsinde neredeyse D tipi çok güçlü bir uyarıma yol açtı ve daha da yüksek tepki vermesine yol açtı bu hücrelerin. K tipi de benzerdi. Yine D tipine benzer bir profil elde ettik. Hem ISG15 hem HLA-DR hem de CD86 bakımından bu hücrelerin üstüne D oligo oynan ya da K oligo oynan eğitim yaptıktan sonra RNA, double stranded RNA ya da işte TLR3 ya da TLR7 ligandlarını verdiğimizde hiçbir fark, yani hiçbir eşdeğer yanıt değil, tam tersine bu ilerlenmiş, daha yükseğe çıkmış immün yanıtları elde ettik. Tabii ki soracaksınız BCG ne yaptı diye. BCG de bilindiği üzere zaten NTA ve grubunun ve birçok grubun da kullandığı gerçekten çok güçlü bir eğitime yol açıyor ve bunlar da dediğim gibi bilinen fakat oradaki çalışmadan farklı, dikkatinizi çekiyorum, bunları NTA'nın sisteminde okumak mümkün değil çünkü o daha çok monosit ve makrofajları ayırarak kullanıyor. Biz burada tamamıyla periferik beyaz kan hücrelerini, PBMC'leri kullanarak yaptık. O nedenle de zaten ASG15 ile ilgili bir veri elde ettiğimize inanıyoruz. Ve bunların tabii tekrarlanması ve daha fazla sayıda örnek sağlıklı kanda da denenmesi gerekiyor. Özün sözü, bu tip 1 interferonu önceden ayağa kaldırmanız mümkün. Ve eğer tip 1 interferonu ve buna benzer molekülleri ayağa kaldırırsanız, önceden CpG oligonükleotitlerini enjekte ederek bunu yaratarak, biliyoruz ki SARS'a ait semptomların gelişmesinin az ya da çok olması konusunda erken safhada tip 1 interferonun ortada olup olmaması önemli. Eğer varsa interferonunuz, virüs kütlesi daha azalıyor, enflamasyonun düzenlenmesi daha kolay oluyor ve klinik tablonuz çok daha hafif geçiyor. Eğer SARS'la etkinleştikten sonra, yani enfeksiyon başladıktan sonra, COVID-19 başladıktan sonra interferon tepkiniz yükseklere çıksa da bunu koruyamıyorsunuz ve hastalık çok daha şiddetli, stokin fırtınasına yol açacak şekilde ve akciğer patolojisini oluşturup nimoninin de, ölümcül nimoninin de yer almasını ve yerleşmesini geliştiriyorsunuz. Bunu hızla bahsedeceğim. Tüm bu gördüğünüz kırmızılar tip 1 interferona bağlı oluşan tepkiler. Ve eğer siz bunları önceden ayağa kaldırabilirseniz virüsün oluşmasını ve enfekte ettiği hücreden çıkmasını engelleyebilirsiniz. İşte bizim iddiamız, aşı olmamasına rağmen belki CpG oligonükleotiklerle bu tabii ki COVID-19 negatif vakalara, insanlara ya da sağlık çalışanlarına bunu 2-3 hafta arayla vererek bunu engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili dediğim gibi birçok viral hastalıkta CpG'nin koruması gösterilmiştir. SARS-CoV için de çalışabileceğine dair elimizde ön veriler bulunmaktadır. Belki bunlar kullanılabilir. Bunu önermek istiyoruz. Tabii ki bunun klinik faz çalışmasıyla önce ortaya çıkması lazım. Sonuç olarak hastalık semptomları başlamadan önce CpG vererek belki bir 15 gün ya da 20 günlük bir koruma sağlamak mümkündür. O esnada eğer SARS'la karşılaşırsak büyük bir ihtimalle
semptom göstermeden bağışıklık geliştirmek de olası olabilir bu evrensel profilaktik aşının etkisiyle. O nedenle spesifik oligonükleotitler belki de aşı bulunana kadar bir can simidi olarak elimizin altında bulunabilir diye düşünüyorum. Tüm laboratuvarımın eski ve yeni çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten neler yapabileceğimizi onlar inandırıyor. Canla başla çalışıyorlar. Minnettarım. Ayrıca bu TÜBİTAK tarafından desteklenen COVID aşı konsorsiyumu içerisindeki SARS-CoV-2'ye yönelik aşı projemizi de Mayda Hocam bahsetti. ODTÜ'nün ve Mayda Hocam'ın yönetiminde ve onun ekibiyle bir de Hacettepe'den Petek Hocamızın ve ekibiyle birlikte umarım yılın sonuna kadar bir aşı adayı buluruz. Bütün güvenlik çalışmalarını da yaparak ve bunun belki de faz 1 çalışmalarını başlatabiliriz. Sizlere teşekkür ediyorum sabrınız için. Bir sorunuz varsa da cevaplamakta memnunluk duyacağım. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler İhsan'cığım bu güzel konuşman için. Spiciler, evet önemli ama Cezmi, sevgili Cezmi Aktaş'ın sorusunu sormak istiyorum hemen. İlk olarak CPG ile konjüge aşılar neden şimdiye kadar başarılı olmadı? Çok fazla sayıda klinik çalışma var diyor. Nasıl yorum yaparsın? Evet, tabii ki bunu şöyle cevaplamam lazım. Bahsetmedim ama tabii burada aşılama yolunun da önemi çok. Seçilen aşılama yolunun da. Yani bu konjüge aşılarda hangi yolla verip hangi immün tepkiyi yaratmak istediğiniz çok önemli. O nedenle bir prime boost stratejilerinin iyi planlanıp insan çalışmalarında denenmesi. İkincisi serbest halde verdiğinizde ki öyle yapılıyor bu aşılar şu an için. Biraz önce bahsettiğim gibi biyo yararlanımları çok sınırlı. Bir de B hücreleri ve plazmasitoid denli hücrelere zorunlu kalmamız da bu tip aşıların belki de iyi çalışmamasını yaratabiliyor. Fakat HepliSav'da biliyoruz ki gayet bir öncekine göre çok daha iyi performans veriyor. Özellikle erken ve genç yaştaki şeyler için, hastalar için. Erken ve genç deyince iki kişiden aynı soru gelmiş. Biri Şefik Hocam'dan, biri Elif Keleş'ten. Genç ve yaşlıların COVID-19'a karşı yanıtları farklı oluyor biliyoruz. O zaman aşılar da mı farklı olacak acaba? Şimdi aşılarda, gençlerle yaşlılarda COVID-19'un farkının yine bu antikor seviyeleriyle... Bana mı soruldu yoksa Mayda Hocam? Hocam da cevap verebilir. Devam et Maydacığız. Özür dilerim. Antikor diye düşünerek ben atladım. Buyurunuz. Fark etmez. Hepimiz bir buradayız. Hayda hocam bitirin. Ben eklemem gerekirse ekleyeyim. İhsan hocam biliyorsun. Efendim? Ladies first diyorum işte. Bitirsin. Ben devam edeyim Haydacığım. Şey, hani biraz ADE ile de ilgili olabileceği düşünülüyor da onun için. Ya ADE, ABA'nın İngilizcesi. Antibody Dependent Enhancement. Çocuklarda nötralizan antikor düzeylerinin düşük, orta yaşta biraz daha yüksek, yaşlılarda ise en yüksek olduğu düşünülüyor. SARS'da da ilginç bir şey yayın vardı yani daha önceden. Ne kadar hızlı erken evrede nötralizan antikor yanıtı ve daha yüksek miktarda nötralizan antikor yanıtı oluşturmuşsa o hastalar ölmüş. Daha geç ve daha konsantrasyon olarak düşük olanlarda bunlarda yaşamış gibi bir trend var. Yani çocuklardaki nötralizan antikor düzeyinin daha düşük olması, yaşlarda daha yüksek olması bu SARS-CoV-2 için de gösteriliyor sanırım. Onun için bu bir faktör olabilir. Peki. Bir şey eklemek ister misiniz İhsan Hocam? Ben de nötralizan antikoru bahsedecektim. Tabii bir başka bu sadece bir hipotez. Yani bu çocukların birçok canlı aşı ile
yine BCG'ye bağlayacağım bir anlamda ve diğer polio gibi, measles gibi aşılara. Acaba bu nedenle oluşmadan bu enfeksiyon ortadan kalktığı için de nötrezan antikorlarının düzeyi de az olabilir mi? Bunu çalışmak lazım. Yani bununla ilgili aşı yapan ve yapmayan ülkelerin hem bu eğitilmiş bağışıklığı hem de bu çocukların daha mı az non-simptomatik olmalara rağmen hastalığı yayıyorlar, yoksa aşı olmayan, yani BCG aşısı gibi hiç aşı olmayan ülkelerdeki çocuklar daha mı çok yayıyorlar, ona da bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama evet, tabii bunu yapmak için birkaç ulusun bir araya gelerek bunu değerlendirmesi lazım ki Cezmi Hocam'ı buradan anmak istiyorum. Bununla ilgili bir girişim inşallah başlatacağız. Peki. Kıbrıs'ta herhalde bildiğim kadarıyla olmuyor. Evet. Mesela Türkiye ile Kıbrıs'ın belli yaş gruplarını, erken çocukların gruplarını alıp buna bakmak çok ilginç olabilir. Olabilir. Peki. Hep IgG diyoruz. Alt grupların acaba rolü var mı diye? Nötralizasyonda mı? Yoksa bence de olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü daha önce de bu soru gelmişti. TÜC yanıtları ne olacak diye. Onun için de bu alt gruplar da önemli diye düşünüyorum. Bence TÜC yanıtlarının da korunmada özellikle CD8'lerin de ya da NK'ların da nasıl rol oynadığını anlamamız lazım. O nedenle de Mayda Hocam bahsetti. Biz bu aşıyı tasarlarken sadece antikor yanıtına, yani böyle basit bir antikor yanıtına değil, tam tersine çok detaylı bir şekilde epitoplarını da ayrıştırıp bu dört yapısal protein aşılı hayvanlarda bu epitop spesifik CD4 ve CD8'lerin de ikol antijeni eserleri dediğimiz şekilde aşılı hayvanların hem CD4 hem CD8 durumlarına ve antikor ve alt tiplerine bakmak istiyoruz. Çok önemli. Evet. Bir soru var. Çin'de bir kurum faz 2'de başlamış gözüküyor diyor. Bununla ilgili bir bilgimiz var mı acaba? Evet. Vallahi yok ama Çin'de zaten her şey mübah diye düşünüyorum. İki tane faz çalışması başlatılıyor. Bir tanesi atenüe aşı, inaktive aşı ama Dynavax'la ortak giriyorlar. CpG 1108 ile giriyorlar. Yani faz 2 mi Mayda? Bu faz 1. Faz 2 de faz 2 Çin'de başlayan SARS üreten, SARS aşısı için çalışan bu vektör, viral vektör aşısı olması lazım. O bütün testleri bu aşılar, yani öyle bir imaj var, onu da bir düzeltelim buradan. Sanki hani o insanlar direkt aşıyı yapıp insana vermişler gibi. Aslında bu yanlış. Çünkü bu aşı izni verilen bütün bu firmaların, Moderna olsun, işte bu Çin'deki bahsettiklerimiz, hepsi daha önce SARS ve MERS aşısı geliştirmek için zaten yıllarca çalışmışlar. SARS ve MERS için bütün hayvan deneylerini yapmışlar. Bu da çok yakın SARS'a diye birçok test bunun için de geçerli. Sistem de aynı. Onun için de izin vermişler. Yani böyle denemeden insana giden bir aşı asla yok. Evet, eski dataları sonuçta aynı virüs ailesinden olduğu için. Zaten ben de bir ekleme yapabilirsem mümkünse. Bu regülatory kurumlar bu tip faz 1 çalışmalarına tabii bir pandemi var. Birazcık daha flexible davranıyor. Bunu kabul etmek lazım. Çok hızlı IND başvurularını değerlendiriyorlar ki Türkiye'de de bu böyle. Ki doğrusu da bu. Ama işte efendim hayvan çalışmasını pas geçelim, şunu yapmayalım. Hayır. Bu tamamıyla bütün preklinik çalışmalar tamamlanacak. İşte chemistry manufacturing control denen ürünle ilgili bütün testler tamamlanacak. Faz 1'e uygunsa faz 1'e alınıyor. Yoksa yani hadi buyurun bunları da yapmadan insanlar kullanın diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'de de böyle olmayacağını ben biliyorum. Evet. Peki. Birkaç soru daha alıp bitireceğim. Çünkü 2 saate yaklaşıyoruz. Evet, biraz uzun oldu. Benim anladığım bu hastalarda immün cevapta sıkıntı yok diyor.
Hatta asıl sıkıntı aktive olan immün sistemin fren mekanizmasının çalışmaması. Acaba yaklaşımları fren mekanizması üzerinden mi yapsak demiş. Tabii ki şöyle bir durum var. Yumurta mı tavuk mu, tavuk mu yumurta mı durumu. Şimdi bu Mayda da bahsetti, Selim Hocam da bahsetti. Buradaki durum hangi aşamada bir yüksek tepkiden bahsediyoruz? Yani olay koptuktan sonra, sitokin fırtınası başladıktan sonra ve var olan organ ve doku hasarları başladıktan sonra bu artık engellenemez bir duruma geliyor. Yani çok aktif bir immün tepki çıkıyor ortaya. O nedenle o esnada bunu geri döndürmek tabii büyük bir çaba ve yönetime, yani klinik stratejilere gerekli ve birçok zamanda komorbiditeleri olan hastaların kaybedilmesi söz konusu. İlk başta bu kadar, çünkü bazı yayınlar da var. Adam iyileşmiş diye biliniyor. Antikor yok. Evet. Yani evet. Çok karışık bir tablo var. Gerçekten kim daha fazla yanıt veriyor? Kim daha az yanıt veriyor? Neye göre daha az ya da daha fazla yanıt veriyor? Öğrenmemiz lazım. Bilmiyoruz. Evet. Oluşan antikorları ne kadar koruduğunu bilmiyoruz. Açıklaması gereken çok sorular var. Tabii. Bir ilginç soru var. Burcu Belenapak. Hocam hepatit A aşısı non-spesifik tip 1 interferon cevabı yapmaz mı? O yüzden aday olabilir mi diye düşünüyorlarmış. BCG yatınca farklı alternatifler geliyor peşinden diye düşünüyorum. Evet. Yani bunların şöyle bir şey, mesaj vermeyelim sakın. Yani evet. Tamam, ülkemizde BCG yapılıyor aşı programımızda. Ama bu bizi koruyor. Bizim burada bahsettiğimiz revaccination. Revaccination'da da bazı fertlerin buna reaksiyon göstereceğini de öngörmemiz lazım. Ama faz 1 çalışması yapılmadan bunun böyle önümüze gelen aşıyla yeniden ya da var olanla korunacağız diye bir sonuç çıkarmak çok ileriye gitmiş olmak. Yani iddialı olur. Böyle bir iddiamız yok. Ama bir takım aşıların bu eğitilmiş doğal bağışıklık sisteminin, yani trained immunity ayağa kaldırdığı biliniyor. Bunların test edilmeden bu soruların cevabı da ortaya çıkamaz. Yani belki hepatit A da buna benzer bir yanıt verebilir. Denemeden bilemeyiz. Japonya'dan Türk İmmünoloji Derneği'ni de çok iyi tanıdığı sevgili Kent İşi ve Cevahir Çoban, onlarla konuştuğumuzda Japonya'da şöyle bir şey düşünmüşler onlarda. Bu buruna verilen tür aşısı. Bu tip bir interferon üretebildiği için acaba koruyucu olabilir mi diye orada bu aşıya yönelik bir ilgi uyanmış. Tabii deneniyor mu onu bilemiyoruz ama hani hepatit A dışında böyle düşünen bazı kurumlarda var sanırım. Evet. BCG aşısının ya da böyle bir klinik çalışmanın diyelim ki çalıştığını ya da etkin olduğunu gösterdikten sonra şöyle bir çok önemli bir halk sağlığı sorunu var burada. Bunun da yanlış bir mesaj olarak alınmasını istemiyorum. Onun için açıklayacağım. Yani çocukların aşılarını yapmayalım da başlayalım yetişkinleri COVID-19'dan değil. Fakat şöyle bir durum söz konusu olabilir ki bunun kesinlikle öncelikle hayvan deneylerinde denenmesi lazım. Yani eğer bu CPG'ler kısa vadeli de olsa bir trained immunity yapıyorsa, o zaman aşıyı 10 kat ya da işte belli bir miktar azaltarak CPG ile karıştırıp belki o zaman trained immunity'yi de yukarıya çıkarmak mümkün olabilir. O zaman aşı stoğuyla ilgili sıkıntı yaşamadan özellikle sağlık personelinin bu gibi pandemi durumlarına, çünkü bu pandemiler bizim herhalde yüzyılımızın hikayesi olacak. Yani bu tip evrensel profilaktik ajanların geliştirilmesi çok önemli ve bu tip durumlarda var olan trained immunity önemli bir ayaksa bu işte, o aşıyı azaltarak yeni doğanların ve aşı olması gerekenlerin aşıyı da yaptırıp diğer yetişkinlerin de yeniden aşılanarak, bizim gibi ülkelerde aşı olduğu için söylüyorum ya da diğer ülkelerde yeniden sıfırdan aşılanarak, bu önemli bir nokta diye düşünüyorum.
Evet. Şefik Hocam bununla ilgili bir soru sormuş. CPG insanda çalışılırsa sevinirim diyor. Ama CPG faalinde çok daha iyi çalışmıyor mu? Biraz önce bahsettim. Biz onun öyle olmadığını düşünüyoruz. Evet. Şefik Hocam'ın görüşleri bizim için çok önemli. Fakat yine Maydan'ın labından bir yayın çıkmıştı belli bir yıl önce. Çünkü D'lerin, yani bu D tip oligoların da kliniğe girmesinde sıkıntı var. Şimdi açık söyleyelim. Her ne kadar da GMP kalitede üretilmeye başlansa da K'ları D gibi yapmak da önemli. Çünkü birçok lab buna uğraşıyor. Yani K interferon alfa salgılattırmıyor tip 1 interferon ama K'yı acaba D gibi de D etkinliğine dönüştürebildiğimiz çalışmalara mesela Maydaların bizle beraber yaptığı bu nano halkalar dediğimiz peptitle bunları kompleksleştirip K'dan bayağı yüksek bir miktarda tip 1 interferon ve onun akabinde antijenle birlikte veya aşı ile birlikte ya da antikanser ajanına yönelik CD8'leri dahi çok iyi yüksek düzeyde antijen spesifik uyardığını da göstermiştik. O yüzden CPG'lerin insanda çalışabileceğini biz hala daha inanıyoruz. Bir faz bir çalışmasına ihtiyaç var ama. Evet. bir de CPG ile ilgili Yıldız Hocam sormuş. Virüs ile ne zaman karşılaşacağını bilmeden direkt olarak onun kullanılması mantıklı mı diyor ama herhalde... Evet, ben sizi mesela eğer bu dediğim hipotez doğruysa her üç haftada bir enjekte etsem ve eğer o dönemde ne zaman karşılaşacağınızı bilmeden karşılaşıp immün hale de geçseniz ve bunun bir yan etkisi olmadığını da göstersek kötü bir şey mi olur? Üç haftada bir bir miktar CPG oligonükleotit verelim mesela diyorum. Ama bu denenmesi lazım. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir çalışma başlatılıyor mu? Türkiye'de bilginiz var mı? Neyle? BCG. Onu şu anda bizim bildiğimiz bir şey. Biz elimizdeki ön bulguları belki sunarak bir böyle hani kolektif bir çalışma yapılabilirse çok ülkemiz adına güzel olur. Dünyanın birçok merkezinde bu klinik denemeler başladı. Biz de bunun bir parçası olabilirsek en azından Mısır bile başladı. Evet, Amerika başladı. Şimdi Mısır. Amerika başladı. Gerçi belki oranın verileri de bize bir ilham verecek. Belki geç de olsa sonunda başlayacağız. Onların kullandığı suçlar farklı işte. Evet. Yani biz Rusya suçu için hani ülke olarak da bu kolektif çalışmanın bir parçası olma ihtimalimiz de olabilir. Çok evet. Güzel bir girişim olabilir diye düşünüyoruz. Peki bir soru 5 kere sorulmuş. Bu soruyu da son olarak sormak istiyorum. Çok soru var, kusura bakmayın. Affınıza sığınıyorum. Hepsini cevaplayamıyoruz ama daha sonra cevaplamaya çalışacağız bu soruları da. Virüsün spike proteini ve diğer 3 yapısal proteinin epitop bölgelerini glisin köprüleriyle birbirine bağlayıp rekombinant bir aşı olarak kullanmak mümkün müdür diyor Kerim Karaynır. Yani birçok farklı yöntemle yapmak mümkün. Ancak aşıyı yaparken maliyeti de düşünmek çok önemli. Onun için mümkün olduğunca basit ama etkin yöntemler tercih edilecektir. Evet. Peki. Ben son bir şey söyleyebilir miyim son? Sözlerinizi alacağım. Evet, buyur İhsan Hocam. Benim son sözüm olarak da kabul edelim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz DNA'ya. Bence inanılmaz bir iş çıkarıyorlar. Bütün arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum. Aynen. Moderatörlüğümüzü yapmayı kabul ettiğin için de sana teşekkür ediyorum. Bu virüs benzeri parçacıkları yapma niyetimiz. Birçok stratejiyi deneyeceğiz ama antijenle adjuvantın aynı antijen sunum hücresine gitmesi çok önemli. Biraz önceki tabii konjüge aşılarda da bu sorun olabilir ya da Şefik Hocam'ın sorduğu neden acaba insanda bu kadar iyi çalışmıyorum bir cevap olur. Bizim niyetimiz antijenle yani bu 4 yapısal proteinin virüs benzeri parçacıklara dönüştürdükten sonra bu CPG oligonükleotitleri bu vezikülların içerisine tutturmak.
Yani bir tane virüs parçacığı hücreye girerse adjuvantın da girmesini garanti etmek. İşte bu şekilde tabii deneyeceğiz ve göreceğiz ne olduğunu. Bu şekilde immün tepkinin ve bağışıklamanın daha iyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Umarım bunu becerebiliriz. Şansımız daha olur. Çok işimiz var. Maide'cim senin de son sözlerini alayım. Ben de Barbaros hocamızın hep söylediği gibi immünolojiye gönül verenlerden olarak Türk İmmünoloji Derneği'nin bu girişimini tebrik ediyorum ve gerçekten çok önemli buluyorum. Gerek aşı gerek mekanizmanın anlaşılmasında immünolojinin vazgeçilmez bir rolü olacak. Ülkemizde de daha çok başarılı genç immünologlar yetişeceğini ve bu alanda da gerçekten çok ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Katkılarınız için de İmmünoloji Derneği olarak bütün geçmiş ve şimdiki başkanlara teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evet, evet sağlıklı günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de bitirmeden önce derneğimize başta çok teşekkür ediyorum ve tabii ki bugünkü üç konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum. Aşıları tartıştık. Tabii konuşacak, tartışacak sorularınıza cevaplar için çok çok daha fazla zaman lazım. Ama sorularınızı elimizden geldiğince cevaplayıp gene sitemizde yer vermeye çalışacağız. Sizler de bizleri dinlediğiniz için, katkıda bulunduğunuz için, sorularınızla bizlerle birlikte olduğunuz için tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Cuma günü saat 16'da yeni konularla sizlerle yine birlikte olmayı hedefliyoruz. Bu süre içerisinde sağlıcakla kalın, evde kalmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın diyorum. Her şeye, herkese çok teşekkürler. Sevgilerimle. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun, iyi akşamlar.